Merhaba herkese. Art Piske Sinema dergileri birlikte ortak olarak düzenlediğimiz Zihinde Yolculuk serisinde psikolojik içerikli dizilimler konulu toplantımıza hoş geldiniz. Bugün çok zengin bir katılımcı desteğe interaktif bir şekilde bu programı sizlerle birlikte yürütmeye çalışacağız. Etkinlik süremizi 1,5 saat olarak tanımladık. Bu yeterli bir dizi süresi değil. Sadece benim dün seyret çalıştığım o da 1,5 saat sürüyordu, 150 dakika. Biz 90 dakikada sadece bunun üzerine değil, aynı zamanda Asumlar Apartmanı, Başkadır, Terapist dizileri ve bir yerde de Vörtler Emin'le Türkiye'ye adapte etmeye çalışmış. Hala kafamızda var. Inmond dizisi üzerinde bile konuşacağız. Ama olan bir gerçek psikolojik içerikli bu tür diziler çok bu yakınlarda halkın ilgisini çekiyor, çok izleniyor. Bu neden, nasıl, ne şekilde oldu? Ne şekilde gelişti, burada yapılanları nasıl anlamalıyız? Ben bu açıdan bu geceyi birlikte organize ettiğimiz Emin'e vermek istiyorum ilk olarak sözü. Psikiyart ve Psike Sinema'nın genel yayın direktörü olarak Emin, söyle bakalım ne dersin? Teşekkür ederim Bediran. Genel olarak yani psikiyatri ve psike sinema ile zihinde yolculuğumuzun bu akşamki bölümü senin de söylediğin gibi psikolojik tedavi içerikli dizi filmler. Bu yolculuğa eşlik edecekler. Psikiyatri ve psike sinema ile zihinde yolculuk programı insanın varoluşuyla birlikte süregelen ve insanları etkileyen aşk, iletişim, yaratıcılık ve birçok kavramı gerek sunum şekli, gerekse sıra dışı anlatımıyla, konuklarıyla farklı bir etkinlik tarzı taşıyan, eğitici olduğu kadar da eğlendirmeyi hedefleyen bir program olarak sunmaya çalışıyoruz. Tanıdık kavramların yeni bir soluk getirmesi amaçlanan bu yolculukta bu konuları dinamik ve bilimsel yaklaşımlarla ele almaya çalışıyoruz. Son aylarda özellikle Kasım, Aralık ayıydı büyük bir ihtimalle yanılmıyorsam. Sosyal medyada tartışılan bir dizi vardı, Bir Başkadır. Bu dizinin yanında da psikolojik tedavi ve özellikle psikopatolojinin daha ön plana çıkartıldığı birçok diziyi televizyonlarda izlemeye başladık. Dizilerin toplumsal hayatı etkilerini düşünecek olursak, özellikle farklı dünyaların yansıtılması, yansıtılan karakterler, birey ve toplumun farklı şekillerde etkilenmesine yol açtığını hepimiz biliyoruz. Bu etkilenmeleri göz önüne alarak bu akşam psikolojik içerikli diziler konusunda özellikle şu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Psikolojik tedavi içerikli diziler nasıl bir etkiyle insanların izlenmesini arttırıyor? Bu dizilerde yaşanan etik sorunlar neler olabilir? Bu dizilerde eğlendirici eğitim özellikleri mi amaçlanmalı? Bu tür sorulara burada yanıt bulmaya çalışacağız. Ve de çeşitli müzik etkinlikleriyle. Umarım doyurucu ve keyifli bir etkinlik olur. Teşekkür ederim. Bediran, sözü sana veriyorum. Sağ olun. Teşekkürler Emin. Ben bu arada herhalde cızırtı değişti mi bilmiyorum. Bir feedback alabilirsek. Onun dışında devam edelim. Evet, psikolojik ve terapi televizyon dizileri neden ilgi görüyor? Bir terapi olup bitiyor. Hakikaten çok merak edilen bir şey mi? Bunları belki yıllar önce tartışmıştık bir kongrede, Gültekin Ögel'in psikiyatri ve sinema oturumunda.
Ben oradan hatırladığım kadarıyla bir sürü psikiyatristler üzerine olan filmler vardı ve onlarda insanlar bu konuyu ne olup ne bitiyor diye belki böyle izlemeci bir zevkle, voyeuristik bir heyecanla izliyorlardı. Sonra Sopranolar dizisini hatırlarsınız belki. Doktor Melfi diye Tony Soprano'nun analisti gündeme geldi. Öyle oldu ki Amerikan Psikiyatri Birliği bu diziyi eğitim için önerdi ve ikinci sezondan itibaren özel olarak bu kişilere eğitim verdi. Gerek senaristlere gerek oyuncuya. Yani bunun bir şekilde beyaz perdeye yansımasıyla olağan dışı bir etkinlik ortaya çıktı. Ben daha sonra Betipul diye İsrail dizisi, yani da bizim In Treatment olarak HBO'nun satın almış olduğu seri ortaya çıkınca bu etkinin daha iyi gözlendiğini anladım. Ve o diziyi birkaç kez değişik dillerde üstelik izledikten sonra bunu Türkiye'de de göstermişler sanırım değişik kanallarda. Derslerde bile kullanmaya başladım. Demek ki bu tür dizilerin halk içerisinde çok güzel yani bir şeyi anlatan bir yanı var. Onun üzerine Emin'le hatta 13 tane öykü yazdık. Bunu nasıl yaparız diye bu gece olduğu gibi sosyal medya katılımıyla bir takım kişilere açarak, halka açarak işte Twitter üzerinden, YouTube üzerinden Türkiye'de yapacağımız dizileri tartışırız demiştik. Bir baktık ki bizle beraber bir sürü kişi bunu bizden önce yaptılar. Çok da güzel yaptılar. Ben Bir Başkadır'ı izledim, Terapist'i izledim. Ama onun dışında işte Kırmızı Oda, onu birkaç kez, birkaç epizodunu izledim. Masumlar Apartmanı var. Bunları tartışalım ilk önce. İlk aşamada ben aramızda Hira'yla ve Agah'la ve Serap Sözen'le başlamak istiyorum. Yüksel bağlandı mı bilemiyorum ama Yüksel Aksu'da bir yönetmen olarak katılacak bu bölüme. Yaklaşık 20 dakikalık bir süremiz var bu bölüm için. İlk önce tartışacağımız konuda psikolojik ve terapi dizileri neden ilgi görüyor? Yani bu ilgi nereden kaynaklanıyor? Zor bir soru, belki de kolay bir soru. Ama hani bir terapist neden terapiden zevk alır veya terapi yapar? Bir analist neden bilmek ister kadar da zor bir soru. Hira, sen ne dersin bu konuda diye vereyim sözü sana. Merhaba, teşekkür ediyorum hocam. Ben bunun iki ayaklı bir şey olarak düşünüyorum. Birincisini söyleyeyim, gerçi burada yönetmenler var hani ne haddime de. Bir dizinin çok tutmasının yapımcısıyla, yapımcının ortamdaki gücüyle, konjonktürü uygunluğuyla ya da konjonktürü belirleyiciliğiyle de ilgisi var. Şimdi bizim konuştuğumuz dizilerin hani bir kısmı dijital platformda sunulan ve kısmen farklı şekillerde bakabilen diziler olmakla birlikte konuştuğumuz diziler aslında bir kişinin kaleminden çıkan ve gerçek hayattan aldığı iddia edilen filmler, diziler. Yapımcılara baktığımızda da yapımcıların da hani bu konjonktürü uygun ve gücü elinde tutanlar olduğunu söylersek işin bir de bu tarafında hani düşünmek gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi Aristo'dan beri aslında çok fazla şey değişmedi gibi görünüyor. Yani bir katarsis üzerine bir yatırım, insanların acı ve korkuyla karşı karşıya kalması, karakterle özdeşleşmesi ve sonra bunlardan, bu duygulardan arınması üzerine giden bir genel bir sinema dünyası var diyebiliriz. Tabii ki burada alternatif sinemayı ya da yine dijital platformdaki sunumlarını koymuyorum ama çoğunlukla baktığımızda
Hikaye benzer. Bir karakter yola çıkar, çatışmaları vardır, engelleri vardır. Bu engelleri aşmak için uğraşır. Seyirci heyecanlanır, aşacak mı, aşmayacak mı? Orada bir merak vardır. Amerikan filmi ise karakter başarılı olur. O bayrak göndere çekilir. Avrupa filmlerinde biraz işler değişebilir. Biz de onun devamı gibiyiz. Biraz da melodramatik sosla birlikte. Şimdiki dizilerde hani başta bir şey farklı bir bakışta başlıyor gibi. Sonra Yeşilçam formatına dönüyor. Zaten tutabilmesi için de ya da iktidar tarafından tokatlanıp atılma riskini yaşamaması için de o popüler kültür ve popüler konjonktüre, popüler söyleme dayandırılıyor. Yani işte evlenmeden cinsel ilişki dizilerde pek görünmüyor mesela. Ya, yıl olmuş 21, 20. yüzyıldayız, hala bunları konuşuyoruz. Olan örnekler de hemen gündemden düşebiliyor. Şimdi bu tarafı var. Ama tabii bu tarafı olması bu dizilerin şu anda bugün de bizim konuşuyor olmamızı da göz önüne alarak üzerine bu kadar konuşuluyor olması, insanların hararetle izliyor olması. Gerçi bir kısmı ben şeylerden bakıyorum yorumlara. Çok sıkıldıklarını, boğulduklarını, artık gündelik hayatın içindeki o şiddeti, sürekli kaotik atmosferi tekrar tekrar yaşamaktan da ızdırap duyduklarını dile getirenler var. Ancak yine de bir şekilde izleniyorsa üzerine birkaç söz etmek gerekiyor gibi görünüyor. Ben şöyle düşünüyorum. Dizilerde bir insanların bazı duygularına hitap eden yanlar var. Ne onlar? Merak. Gündüz kuşağındaki o reality şovlar ya da gerçek hayatın bir gösterisi gibi sunulanlar. Dizilerde de işte popüler oyuncular, elbette ki çok güzel dekorlar, kostümler, güzel çekimlerle izlenir hale getirilebiliyor. Merak unsuru, yani biraz sonra ne olacak, şimdi ne olacak gibi bir onu sürükleyici bir tarafı olması, işte ulaşılamaz olana acaba ulaşılabilir miyiz gibi bir tarafı olması, heyecan katan yanlar. Bir yandan haset ve şükranla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu psikolojik içerikli dizilerin. Tabii de burada gerçek hayattan alınmıştır, gerçek hayattır ibaresi hem izlenebilitesini de artırıyor gibi görünüyor. Yani bunlar da böyle yine popüler söylemler. İnsanlar hani distopya, ütopya ya da mafya gibi hani kendi hayatlarının dışındaki hayatlardansa kendi hayatlarına benzer hayatları izlemek istiyorlar gibi görünüyor ama sonuçta bu bir dizi ve bir kurgu. Gerçek hayat öykülerinden yola çıksa da bir kurgu. Ayrıca bu gerçek hayat da ne bileyim In Time ya da Matrix ne kadar gerçek dışı hayat. Sonuçta belgesel dahi olsa izlenecek bir şey kurgudur. Hatta biraz daha işi ileri götürüp bizim gerçekte yaşadığımız şey de bir tür kurgu değil mi? Bir tür tasarım değil mi? Onun bir oyunun kuralları var ve bir şekilde kurallarına göre oynuyoruz. Şimdi bir merak, merakı cezbetmesi, oradaki sırra vakıf olma arzusu, onlardan gizlenenin ne olduğunu bulma arzusu, buluşacaklar mı, kavuşacaklar mı arzusu. Bir, biz yaşıyoruz, tek değiliz, yalnız değiliz, bizim gibi yaşayanlar var arzusu, yani görmek arzusu. Orada haset ve şükranla ilgili kısım şöyle, ya benden kötüler varmış, görüyor musun arkadaş, ben çok iyiyim gibi. Ya da oh gördün mü, böyle kötü olursan sonucu bu olur gibi. O duyguları da bir şekilde kaşıyan yanları var. Bir yandan da haset, şükran, merakla birlikte. Şimdi çağımız insanı, bu tabii ki kapitalizmin bize dayattığı formatlarla ve söylemlerle birlikte iyice yalnızlaşmış durumda. Şimdi insanlar 12 saat, 15 saat, işte 24 katlı plazaların 12. katında, 15. katında müdür olmak için 15 saatini harcarken kendine ve diğerleriyle geçireceği hayata vakit kalmıyor pek. Biraz böyle kendi koşturmacası, kendini var etme süreci, ki bize ne dayatılıyor ayrıca? Başarılı olabilirsin, çok çalışırsan olur, bak çalışan bunu yapıyor gibi. Daha böyle bireysel, yani başarısızlıklarımızın nedeni bizmişiz, yeterince çalışmıyormuşuz, doğru yolu seçmemişiz gibi habire kamçı hissediyor olmamız ve rekabetin bu kadar ileri boyutta olması, rekabetle birlikte kendini göstermek isteyen daha başarılı, daha çok
kazanmak isteyen insanın habire o işle sahip olmakla daha çok araba, daha çok ev, daha işte güzel okullar gibi yani vaktini de bu sahip olmak üzerine kurgulamasıyla birlikte elbette ki insan ilişkileri biraz değişti. Piracım soluk almışken araya kaldı, gireyim. Vaktim bitti. Ama son bir paragraf alayım. Evet. Yani sonuçta şöyle bir tarafı var işin. Bireyi bu kadar yalnızlaştıran, bir yandan şiddet, travma, adaletsizlikle bu kadar adalete bu kadar maruz kalan kişinin çaresizliği birazcık böyle yan yollara, kesimlere sapmaya da getiriyor insanları. Son 15 yılda kişisel gelişim kitapları, kişisel gelişmeye dair kendi tedavi kitapları ya da bilgileri ya da videoları çok izlenir oluyor. İnsanlar bir biçimde hani kendini nasıl iyileşeceği üzerine bir yol arıyorlar. Bunun da biraz hani kolayına kaçıyor gibi. Orada nasıl yapmış bize de göstersinler. Yan yol dediğim oydu. Bu kadar çaresizlik içerisinde bize birisi yol göstersin, birisi bir şey söylesin. Sırf psikiyatriye değil ilgi. Mesela falcılara, yaşam koçlarına, astrologlara işte bir harita baksın bana geleceğimi söylesinlere de yoğun bir ilgi artmış durumda. Tamam, çok fazla uzatmıyorum. Diyorum ki gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Edip Cansever'e selam vererek konuşmamı kapatıyorum. Teşekkürler. Sağ olasın. İlginç şeyler söyledin. Bakalım bir de izlenebilite dedin. Yeni dille bu ilginç bir şeydi. İzlenebilirliği nasıl, neden bu dizilerin diye. Bir de Agah Hocam'a soralım. Bakalım sembolik, real başka neler var Agah Hocam? Buyur. Sağ olasın Beden Hocam. Ya Hira'nın kendisi de yönetmenlik yapmıştır. Niye bu kadar rahatlar aldı bilmiyorum. biraz uzun konuşsa iyi olurdu Hira tabii. Hem psikoterapist hem sinemaya bulaştı. Döneriz, sorun değil ama yönetmenliği de var. Uzunca. Belli ki söyleyecek çok şey olabilir. Ya ben çok memnunum tabii şu anda gelinen noktadan dizileri. Bu psikoterapiyle ilgili çekilen dizileri çok önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Hatta kerli ferli pek çok kurumda daha önemli katkıları olmuştur psikoterapinin insanlar tarafından anlaşılması. Zaten Türkiye'deki tarihine baktığımızda da psikoterapinin anlaşılması ve yaygınlaşması psikiyatristler ya da daha kurumsallaşmış kurumlar, yapılar tarafından olmamıştır. İsimlerini almayayım. Pek de camia içinde beğenilmeyen vesaire uzak tutulan işte seks terapisiyle ilgili vesaire başka hocalarımız sayesinde olmuştur. Ya da dümenden işlerle olmuştur belki. Ve biz şu anda psikiyatristler psikoterapi yapıyorsa bu insanlar sayesinde yapıyorlar. Yaygınlaşmasını ve tanınmasını sağlamışlardır. Psikoterapi dizilerini bu anlamda insanın kendisini, neliğini araştırması açısından çok kıymetli buluyorum. Çok da iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Süre kısıtlı olduğu için hani ben biraz düşündüklerimi kategorize ederek söyleyeyim. Üç grup üzerinden düşünebiliriz. Üç başlığa ayırabilirim. Bir, sistem açısından, iki psikoterapistler açısından, üç de bu işin emekçileri, yönetmenler, oyuncular veya yazarlar açısından düşünebiliriz. Sistem açısından bakarsak, böyle bu tür dizileri şimdi değil de 30 yıl önce çekseydiniz kapı kuleden hızlıca çıkmanız gerekir. Yani bir eleştirmen kalkıp size şunu söylerdi 30 yıl önce. Yani bir tavuğun bokunda boncuk araması gibi bir şey olurdu bu. Öyle derlerdi. Psikopatik kusmuklarınızla aradığınız hakikati bulamayacaksınız filan gibi şeyler söylerlerdi. Biz öğrenciliğimizde Durkheim'i okurduk. Sosyologları bilirdik. Psikologları, psikiyatristleri, psikanalistleri bilmezdik. Böyle bir hevesimiz de yoktu. Olmaya da niyetimiz yoktu zaten. Sonra tesadüfen hepimiz olduk. Arzu oradaydı. Toplumsal olandaydı. Şu anda Hira'nın çok net açıklayıp vurguladığı gibi bireye yönlendirdi. Mevcut ekonomik yapı iyi midir, kötü müdür onu bilemem ama bireye yönlendirdi. Dolayısıyla birey suçlu hissettirildi. Dolayısıyla da yaşadığı mutsuzlukların tek nedeni kendisi olmuş oldu.
Dolayısıyla psikoterapi dizilerine, onu işleyen, o konuları ele alan dizilere olan ilginin artmasının en önemli nedeni dizinin niteliğinden, içeriğinden bağımsız olduğunu düşünüyorum. En başta sistemle ilgili bir şeyle karşı karşıyayız. Çünkü yaşadığınız her sıkıntıyı, her bunalımı bireye yüklüyor. Sendedir diyor. İstersen olur, yani yeterince isteyemiyorsan olmaz ya da istiyorsun ama olmuyorsa da sen beceriksizsin demektir. Yani toplumsal olana hiç vurgu yok. Ekonomik yapıya hiç vurgu yok. Ama ne hikmetse bütün felsefeciler, müzisyenler, sanatçılar Avrupa'dan çıkıyor. Niye çıktığını kimse sorgulamıyor. Yani yapının, sistemin, toplumsal yapının bir etkisi yokmuş gibi bir hava yaratılıyor. Dolayısıyla insanlar da kendinde sorun arıyor. Kendinde sorun arıyorsa, kendinde sorunun nasıl aranacağını işleyen kişiler, psikiyatristler, psikoterapistler, sosyologlardan, iktisatçılardan nasıl daha önemli ve daha kıymetli hale geldilerse, ki bazı meslektaşlarımız artık bu önemin dibine vurmaya başladılar. Her şey hakkında konuşmaya, her şey hakkında fikir yürütmeye başladılar. Her şeyi bilir hale geldiler. Çünkü madem her şey bireyle ilgili, ben de bireyle ilgili çalışıyorsam kim? Dolayısıyla psikoterapi dizilerini de buraya yerleştirebiliriz. Bir tarihsel konjonktürü var bunun. Yani sistemle ilgili bir yanı var. Psikoterapistler açısındansa işte efendim bu diziler yanlış çekiliyor. Ben bunu söyleyen arkadaşlarımıza psikoterapi dizilerindeki psikoterapist örneklerinden çok daha kötülerini anlatırım. Bana ne yani? Bir tane yönetmen, bir tane senarist canının istediği şeyi çeker ya. Siz niye rahatsız oluyorsunuz ya? İster yanlışını çeker, ister doğrusunu çeker. Bu da biz psikoterapistler açısından, meslektaşlarımız açısından düşündürücü bir şeydir. Bu kadar özgüvensiz olmaya gerek yok. Yönetmen kötüyü de çeker, iyiyi de çeker. Kötüyü iyi algılar, o da onun yanlış olur. Bize ne yani, biz niye bu kadar tedirgin olalım? Ya böyle psikoterapi dizisi olur mu? Olur, yönetmen çekiyorsa olur. Seyircisi de varsa ne yapalım yani? Bu da psikoterapistler açısından düşündürücü bir şeydir. Bizim kendi özgüvensizliğimizle ilgili bir problem olabilir bu. Üçüncüsü de sanatçılar, bu işin emekçileri açısından belki konuşabiliriz. Yüksel'in sesi açık, yankı yapıyor. Eyvallah. Sanatçılar açısından konuşabiliriz. Ya psikoterapinin iyisi şudur gibi bir şey çekmiş. Yani çok yanlışlar var, evet. Çok yanlış yapılıyor. Sorsalar anlatırdık ama sormamış, canı istemiş, öyle çekmiş. Bize ne yani, bizi ilgilendirmez. Ama çok iyi diziler de var. Yani müelliflerinden biri şu anda aramızda. Ne diyeyim, bir psikoterapi nasıl yapılır, nedir, ne anlama gelir? İnsanın neliğiyle ilgili çok fikir veren terapist dizisi var mesela. Zeynep Dadak Hanım'ın çektiği çok önemli bir dizi var. Şimdi burada bir dizinin seyredilmesi o dizinin iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez. Hani bir diziyi iyi bir yönetmenseniz, göbeğine de bir Ödipal öykü koyarsanız, isterseniz hayat adına hayat güzeldir dersiniz. Acayip bir sinema filmi olur. İsterseniz de adına bir başkadır dersiniz. Çok seyredilir. Yani çok seyredilmesi bir şeyin iyi olduğu anlamına gelmez. Benim seyrettiğim psikanalitik açıdan değerlendirmek gerekirse seyrettiğim en kötü filmlerden biridir Hayat Güzeldir. Ama çok seyirci toplamıştır. Ben de çok eğlenerek seyrettim. Çok güzeldi. Yani Ödipal bir öyküyü koyarsanız tatmin olursunuz. Tatmin yaşatan film de mutlu eder insanı. Bu yönetmenin kendisine, kariyer planına koyduğu şeyle ilgili bir şey. Yani onun kendisiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Toparlarsam bir iki cümle daha eklemek isterim. Biz psikoterapistlerle arkeologlar arasında bir yakınlık vardır. Biz zamanın izinde gideriz. Katman katman, Proust'un romanında olduğu gibi kayıp zamanın izinde koşarız.
Zeynep Hanım'ın dizisi üzerinden söyleyeyim, kendisi de aramızda olduğu için. Polisiye diziler de böyledir. Polisler de bunu yaparlar. Onlar da zamanın izinde geriye giderler. Terapist dizisini polisiye bir dizi olarak seyredebilirsiniz. Mevzu ile ilgili olmayanlar polisiye bir dizi zanneder. Mevzu ile ilgili olanlar da ya nereden yakalamış bunu? Arkeologlarla, polislerle, terapistlerin göbeğinden yakalamış yani zamanın izini. Dolayısıyla ben mevcut dizilerin daha da artmasını diliyorum, umuyorum. Çok şey de katmıştır. İnsanın neliğiyle ilgili düşünmesine yol açacak. İnsanlar salak değil. Çocukların salak olmadığı gibi. Ebeveynler çocuklarına salakmış gibi davranırlar. Onların nasıl ne yapacaklarıyla ilgili konuşurlar. Çocuklar da önünde sonunda yanlışı doğruyu anlarlar. Seyirciler de öyledir. Yakın gelecekte onlar da yanlışı doğruyu ararlar. Telaşa gerek yok. Herkes kendi derdine yansın. Bütün yönetmenlere, bütün oyunculara, bütün senaristlere, onlara danışmanlık veren bütün terapist arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim hepiniz. Teşekkürler Aga. Çok güzel şeylere değindin, sistem, psikoterapi ve sanatçılar açısından. Bunlara tekrar döneriz. Şimdi Serap Sözen'e sözü vereyim. Aynı konuda. Bu ilgi neden Serap? Öncelikle bu akşam burada bulunma fırsatını, şansını yakalamış olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyerek başlamak isterim. Güzel bir konu, popüler bir konu. Evet, psikolojik içerikli diziler veya terapi sahneleri içeren diziler neden bu kadar ilgi görüyor? Şimdi bugün tartıştığımız bu konuyu daha derinden anlayabilmek için bir söz sanatı gibi görüyorum ben psikoterapi ve bu tür dizileri, yani bunu içeren dizileri. Bu bireylerin ruhsallığı açısından ne anlama geliyor acaba? Psikoterapi, terapist, terapi odası, danışan olmak. Bunun gibi kavramları biraz anlamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi madem psikoterapiyi bir tür söz söyleme sanatı olarak tanımlayarak başladım, sözlerime de bir şiirin dizeleriyle devam etmek istiyorum. Bak aynı başına gelmiş adamın, benim başıma gelen. O da üzülmüş, aynı benim gibi. Benimki daha acıklı değil onunkinden. Fiyakalı değil onun acısı benimkinden. Sade güzel olan kelimeler. Sade kelimeler, kelimeler. Terapi sahasının gerçek danışanları, kendi seçimleri olan ya da varoluşçu bir açıdan ifade etmem gerekirse, içine fırlatıldıkları yaşam deneyimlerinin duygusal yüküyle başa çıkmakta zorlandıkları için terapiye gelirler. Danışan konumundaki kişi kendisini terapiye getiren deneyimlerini sanki sadece kendisine aitmiş, sanki sadece kendisi bunları yaşıyormuş gibi hissederek yaşar ve böyle düşünmeye de eğilimli bir yerde durur aslında. Sadece benim başıma geldi gibi görmek aslında bir içsel yalnızlığın bir şekilde ifade ediliş biçimi olsa da bir film karakteri üzerinden, bir dizi karakteri üzerinden de benzer sorunların yaşandığını gördüğünde kişi o içeride hissettiği yalnızlık duygusunun üzerine bir nevi su serpilmiş gibi de hissediyor benim fikrime göre. Yani o da benim yaşadığımı yaşıyor, ben de acımda yalnız değilmişim. Veya hatta dizi karakterinin, film karakterinin problemi o kadar büyük olabiliyor ki benim derdimden büyük dertler de varmış da diyebiliyor kişi. Ve böylece bu kurgusal dünya aracılığıyla yalnız olmadığını kendisine de göstermiş oluyor. Diğer yandan da bilinç dışı bir düzlemde işleyen özdeşim savunma mekanizması sayesinde de dertli izleyici imdadına yetişilmiş gibi oluyor. Kurgusal dünyanın karakterleriyle özdeşim kuran izleyici, izlediği karakter oluveriyor dizi ve film boyunca. Karakterin dertleriyle üzülmek, karakteri iyileştiğinde sevinmek, o haksızlığa uğradığında öfkelenmek, tüm bunlar aslında o karakterle ne kadar özdeşim kurulduğunun bir göstergesi oluyor. Kişi ötekine ait bir şeyi izlediğini düşündüğü zaman savunmaları, dirençleri çok daha az oluyor, hatta olmuyor. Dirençler kolaylıkla rafa kalkabiliyor. Bu da o dizi ve film karakterlerinin yaşadıkları üzerinden, olanlar üzerinden kendisini görebilmesi ve oradaki müdahaleleri de iç dünyasını alabilmesini de kolaylaştırmış oluyor aslında.
Yani bir nevi suya sabuna dokunmadan bir ruhsal sağaltım kısmen de olsa söz konusu olabiliyor diziler ve filmler aracılığıyla. Kendisi olmadan da kendisiyle yüzleşme fırsatını bulmuş oluyor aynı zamanda izleyici. Şimdi dizilerdeki, filmlerdeki psikoterapi sahneleri, terapist ve danışan arasındaki o iki kişiye özgü olan ve ne menen bir şey olduğu bilinmeyen aslında, bu nedenle de tekinsiz hissettiren psikoterapi odasını da halka açık bir hale getirmiş oluyor psikoterapi sahneleri izlediğimizde. Yani o odada neler oluyor? Terapist tam olarak ne yapıyor da danışan iyileşiyor? Bunlar çok merak edilen sorular oluyor. Terapisti bilinç dışı bir biçimde ebeveyni gibi gören danışan kişi, bu iki kişilik ilişkide öncelikle anne çocuk arasındaki ilişkide yaşadığı açmazlarını, sonra bahsettiği, terapi odasında bahsettiği üçüncü kişiler aracılığıyla aslında babanın da ruhsal yaşama dahil olduktan sonra neler olup bittiği, burada nasıl açmazlar yaşandığını bu sayede terapistine anlatmış oluyor. Bazen de ilksel ilişki nesneleri tarafından kendisine nasıl davranılmışsa ve hissettirilmişse terapistine bu şekilde davranarak ve hissettirerek duygusal açmazlarını bu şekilde sahnelemiş oluyor. Şimdi tüm bu durumları dizi ve filmlerle bağlantılandıracak olursak, dizilerin, filmlerin kurgusal dünyasında sahnede olan terapist aracılığıyla izleyici duygusal zorluğunu yaşamaksızın hayat hikayesini de ekranda izleme fırsatı bulmuş oluyor. Terapist karakteri sayesinde ebeveynsel desteği içine alma, sorunlarını çözme ve kurgusal terapiste dilediği kadar öfkelenebilme özgürlüğü sayesinde ebeveynine kızmanın suçluluğuna da dokunmaksızın, temas etmeksizin iç dünyasını rahatlatma fırsatı da bulmuş oluyor. Dizilerdeki, filmlerdeki terapistler de tıpkı terapi sahasının gerçek terapistleri gibi aktarım nesnesi olarak işlev göstererek danışanın, yani izleyicinin ilişkisel açmazlarını, duygusal çatışmalarını sağaltımına da yardımcı olmuş oluyorlar. Birkaç cümle daha ekleyip bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi biraz da Gestalt ekolünün bakış açısından birkaç şey söylemek istiyorum. Çok benimsediğim, sevdiğim, terapötik yaklaşım olarak da sıkça kullandığım bir ekoldür. Şimdi Gestalt yaklaşımı bitmemiş meselelerden bahsediyor kavram olarak. Bitmemiş mesele ne demek? Bitmemiş mesele o zaman ve orada da, yani yaşandığı zaman diliminde doyurulmamış, tatmine ulaşamamış ve bu yüzden de kişinin zemininde enerji yüklü olarak kalmış duygusal ihtiyaçları tanımlamak için kullanılan bir ifade. Şimdi bitmemiş meseleleri ucu açık sinirlere, yani sinir uçlarına benzetebiliriz. Bu duygusal sinir uçları şimdi ve buradaki yaşantılarda onları uyaran durumlarla karşılaştığında acı veriyor. İşte aslında bu acı ruhsal sağaltım için bir davetiye gibi görülür Gestalt bakış açısından. Bir ekrana ve oradaki dizi film karakterinin yaşadıklarına bakarak duygudan duyguya savrulduğunda bir kişi aslında ekranda kendi bitmemiş meselesinin ipuçlarını görüyor. Tabii bu görüş hali çoğu zaman bilinç dışı bir şekilde gerçekleşiyor ama bu ekrana kilitlenip kalmayı, bu tür dizileri izleme arzusunu arttırıyor. Çünkü aslında orada olan kendisiyle ilgili bir şey, farkında olmasa da. Ve bu bitmemiş meseleler o kurgusal karakter üzerinden bir şekilde çözümlenebildiğinde kişi yine suya sabuna dokunmadan kendi sıkıntılarına da sanki bir çözüm bulmuşçasına rahatlıyor. Yani bir bitmemiş meselenin tatmini söz konusu oluyor aslında bir yerde de. Evet, bir söz söyleme sanatı olan psikoterapiyi ve onun sağladığı imkanları kurgusal dünya aracılığıyla izleyiciye ulaştıran psikolojik içerikli dizilerin ve filmlerin bu denli talep görmesinin ruhsal sağlığına katkıda bulunmaları dolaylı yolla da olsa olması nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Başka etkinliklerde de görüşmek üzere. Alırsın Serhat. Tabii ki tekrar döneriz de belki sorular olursa. Sen benim anladığım kadarıyla diyorsun dizilerle tedavi yapılıyor bir yerde. Yani söz söyleme yani, sanadı başkasının öyküsünü dinlerken komşuda pişer bize de düşer şeklinde bir şekilde terapi olanağı sağlıyor aktarım dolayısıyla. Evet, aynen. Aynen. Aktarım sağ olsun. Peki. Şimdi Hira'nın da bir yönetmen ve psikiyatrist olduğunu düşünürsek ama üç psikiyatrist ve bir yönetmenden sonra son olarak bu bölümde
büyük bir yönetmene döneceğiz. Yüksel Aksu, kendisini tanıtmaya hiç gerek yok. Yüksel Hocam merhabalar. Niye bu psikolojik diziler tuttu, tutuyor? Sen ne dersin? Önce bir unmute yourself diyeyim. Abi bu, geliyor mu şimdi sesin? Tamam, geldi. Şimdi geldi. Çok güzel. Devam. Şimdi herkese merhaba öncelikle. Geciktiğim için kusura bakmayın. Yine bir psikolojik senaryoya dalmışım. İnşallah bu daldığım psikolojik senaryoda tutar. Dizi değil, sinema filmi. Şimdi tabii psikoloji diziler demek belki kavramsal olarak doğru olmayabilir. Çünkü psikolojik olmayan dizi var mı? Yani en ilkelinden, en arketipinden, en feodal bir coğrafyada geçen en boktan dizisine kadar aslında insan evladının psikolojik ve psişik evrimlerini vesairelerini anlatıyor. Tabii burada kavramsallaştırma üzerinde şey yapmak istemiyorum ama kabaca tasnif ve şimdi siz konuşurken de çağrışımlar geçti kafamdan. Mesela biz psikoterapistin yaptığı işi esasen bir empati serüveni ya. Psikoterapistin işi bir empati ve bu empati üzerinden de belki çözümler. Herkes değil tabii. Çözümler. Kimisi ilaçlar, kimisi alkoller. Kimisi işte müzik falan işte vesaire. Şimdi bu psikoterapi serüveninin kendisi zaten drama sanatının ontolojisi. Yani empati adı üzerinde o serüven empati ise eğer birbirini anlamaksa biz karakterlerimizi seyirciyle empati kursun diye yazarız. Seyirci bizimle empati kursun diye inşa ederiz. Ve empati kurup da beğenildiği zaman da çok seviniriz. Ve buradan da bir psikolojik tecrübeyle çıkar seyirci. Yani psikoloji ilmiyle, psikiyatri ilmiyle ya da psikoloji ilmiyle siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bizim bağımız ontolojik. Hatta psikoloji ilmi 100-150 yaşında iken loji anlamında hani ya da 200 yaşındayken sanat insanla yaşıt ve psikoloji ilminin en temel kavramları gerek Oidipus, gerek Elektra, gerekse Freud'un suç ve ceza üzerine söyledikleri, yazdıkları ve çizdikleri bir müktesebatımız var karşılıklı. Ben psikolojik diziler yerine psikolog dizileri diyebilirim, psikoterapi dizileri diyebilirim. Tıpkı bu kavramlaştırmayı politik sinema da kavramlaştırma ve ayrıştırmayı politik sinema tartışmalarında yapıyoruz biz. İnsan politik bir hayvansa, homopolitikussa insana dair her şey politiktir. Dediğimiz zaman geniş anlamda her edim, her apolitik film ya da dizi veya metin bile politiktir anlamına gelir. Ama politik sinema dediğimiz zaman biz başrolü politik karakter veya meselesi politika olan ve dramatik örgüsünü buradan kuran, gittik mi? Duyuyoruz. Sesim mi gitti? Ya, duyuyoruz Yüksel. Biz sizi duyuyoruz Yüksel Hocam. Siz devam edin. Şimdi politik sinema denildiği zaman Potemkin zırhlısı atıyorum işte Bader Meinhof yargılanıyor. Yani birinci dereceden Deniz Gezmiş'i anlattığımız bir hikaye, bu Beyce Boran'ı yapacağımız bir hikaye vesaire vesaire ya da genel olarak politika disiplinini senaryosunun merkezine alan eserlerle ilgili dediğimiz gibi. Dolayısıyla ben Asmalı Konağı'nda Yılan Hikayesi'nin de Yasemin Cen'in de psikolojik diziler olduğunu, aynı zamanda sosyolojik diziler olduğunu ve karakter ve geçtikleri habitatın psişik habitatlarına bağlı
değişim gösterdiğini ve hepsinin de bu anlamda bir veri tabanı olabileceğini söylüyorum. Belki buna benzer bir şey söylendi ya da provokatif bir şey söylüyorum belki de. Dolayısıyla psikoterapi ve psikolog dizisi gibi geliyor bana bu çalışmalar ve biraz önce hocanımın söylediği gibi bedavadan da terapi, yani terapi olmuş şimdi 750 lira. Şimdi bir seansı 45 dakika insanın canını yakıyor. 750'yi verince zaten iyileşip de çıkıyor insan, bir şoklama. Kimisi 1 olmuş, 1,5 olmuş. Şimdi 45 dakikalık muhabbete ben 750 vereceğim diyor. Çayımı kahvemi içerekten, hele hele başkasının hikayesi üzerinden kendim de bir empati evreni ve psişik serüven yaşayayım da şuradan kendime bir ibret vesikası çıkartayım şeklinde. Aslında büyük ölçekte Raskolnikov'u okurken iyi ki bu halde değilim diyerek bizim de bir psişik serüvenden çıkmamız gibi, ya da Victor Hugo'da Jean Valjean gibi iyi ki 20 sene kürek mahkumluğu yapmadan bu işlerden sıyırdım, veya Çayev gibi, Şatov gibi arkadaşımı öldürmeden şu politik görüşümü genişlettim gibi serüvenlerden çıkıyor. Burada birinci dereceden aktör, psikiyatrist veya psikolog olduğu için biz bunlara şimdilik psikolojik dizi diyelim ve toplumun psikolojisi çok kötü olduğu için ve toplumun son yıllarda kentleşmenin etkisi, biliyorsunuz 80'lerden sonra keşfedilmiş bir popüler olmuş bir disiplin psikoloji. 70'lerde döverlerdi adamı. Neyin var, neyin eksik, yediğin önünde, yemediğin arkanda derlerdi. Tabii ki tırnak içinde kullanıyorum bunları. Yani William Ray'lar, Erik Fromm'lar, peynir ekmek gibi 80'lerden sonraki bir büyük majör depresyon döneminde yaygınlaştı. En azından benim tanıklıklarım böyle. 90'larda Foucault'lar, entelektüeller arasında birey tartışmaları, psikoloji sinemanın asli meselesine döndü. Daha önce toplumcu gerçekçilikti, işçi sınıfıydı, 70'lerde, 60'larda melodramlardı vesaire vesaire. Aslında diziler 19. yüzyıldaki Avrupa'da çıkmış romantizm ve parnasizm, sembolizm gibi, yani popüler anlamda ruhsal aşamaya bir yüzyıl sonra geldi diye düşünüyorum ben. Böyle ağa dizileri, konak dizileri, köşk dizileri, o tefrikalar döneminin evresine. Şimdi de psikoloji ilmine ihtiyaç duyan, daha kentli, daha perspektifi olan ya da daha bir yol haritası olan şeyler sunuyor. Kabaca böyle benim Bediren abi. Sağ olasın, çok teşekkürler. Belki dediğinde haklısın, yani bu işi önce terminoloji olarak doğru yapmak lazım. Zaten Emin'in verdiği başlık psikolojik tedavi içerikli dizi filmler. Belki kısaca psike diziler diyebiliriz bunları ama o zaman ne olur. Ama dediğin gibi bu bir drama serüveni. Ama ben psikoterapi ne sadece söz sanatı ne sadece empati serüveni olarak tanımlıyorum. Psikoterapi tıpkı cerrahi gibi bir şey. Yani komşunun dişi doldurulurken çekilen dişçi videosu senin dişinin ağrısını geçirmez diye sana bir çıkartmada bulunayım. Ama biz bu soruları düşünürken öyle oldu. Ben lafın arasına... Pardon, söyle canım. Maksadımı açmış olabilirim. Buradaki şey şu, nasıl bir başkasını vururken katartik bir süreç yaşıyor. Bir aşk acısı, bir başka acılar. Bu katartik süreci bu dizilerde biraz daha bilimsel bir şekilde yaşıyor. Yoksa onun terapisine, yarasına, ruhunun sancısına merhem olacağını ben de düşünmüyorum. Ben yine 750 ve 1-1,5'luk kaşelerin alınması taraftarıyım. Şahsa özel tedavi uygulanması taraftarıyım. Sizin ekmeğinizde gözüm yok. Biz zaten bu ilimi anlamayız. Biz bu ilimin nesneleriyiz. İnceleme nesneleriyiz. Ah, keşke ilim olsak diyeceğim. Yani psikiyatri bir ilim değil, zaten bir uygulama. Psikoloji de bakarız onu da. Epistemoloji üzerine yapacağımız bir şeyde, söyleşide tartışırız. Ben şimdi ara taksim diyorum buna. Araya müzik koyalım. Düşünmemiz için biraz bu aldığımız güzel fikirleri sindirmemiz, kendileştirmemiz için Görkem İmren'i davet edeyim. Görkem, hazır mısın?
Evet. Görkem bize saksafon çalacak. Ve onun nameleriyle bu konuşulanları bir tekrar süzgecimizden geçirelim. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Görkem. Çok az geliyor sesin. Şu an nasıl? Daha iyi. Tamam, müziği başlatıyorum. Üstüne saksafon gelecek. Mm-hmm.
Teşekkürler Görkem. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bize de merhem gibi geldi. Sadece kulaklarımıza değil, kafamıza da. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Geçmeden bana chat box'tan gelen soruları aktarıyor. Sizin de chat box'ınıza düşüyor. Yani mesela Elçin Biçer sormuş. İzleyeni iyileştirmeye hizmet etmek yerine izleyenin kendine iyileştirilebilecek bir mesele olduğuna, bunun normal olduğuna ve terapinin bunu başarabileceğine inanmasına katkı sağladığını da düşünüyorum bu dizilerin. Dizi izleyip terapiye gelmeye karar veren kişilere sık rastlıyorum. Ya da eşini, dostunu terapiye yönlendiren diziden sonra. Yani bu dizilerin böyle bir terapi ihtiyacını uyandıran bir yanı da var. Reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi de düşünebiliriz. Ama insanlar bunu da yapıyorlar gibi sorular geldi. Ben izleyicilerle interaktif olsun diye bunu desteklemek açısından hem sizleri hem izleyicileri soru sormaya yönlendirmek için bunu özellikle vurguladım. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Burada da değerli dört konuşmacımız olacak. Doçent Doktor Hakan Atalay ile başlayacağız. İlk sorumuz aslında birinci bölümde de bir kısmını ele aldık. Hasta öyküleri kurgu mu yoksa gerçek mi olmalı? Biz çocukken yazan ve çizen işte şu diye gerçek hayat hikayeleri tefrika edilirdi gazetelerde. Burada gerçek olursa etik sorun olur mu? Etik sorunlar nasıl aşılır? Burada yaratıcılık nerededir? Gibi sorularla konuyu ele almak istiyoruz. Hakan söz sende. Merhaba herkese. Tabii bu konuşmanın herkese 4-5 dakika düştüğü de öğrenince açıkçası ne konuşacağımı bilemedim. Çünkü çok kısa bir süre gibi göründü. Fakat toplantı başlayınca dedim ki ya bu 5 dakikayı ben nasıl dolduracağım acaba? Bu kadar güzel insanlar arasında iyi şeyler de söylüyorlar. Bana söyleyecek bir şey kalmıyor zaten. Belki birkaç çok net olmayan fikrimi ifade etmek isterim. Önce tabii şuradan başlayayım. Sizin sorunuza geleceğim ama tartışma programlarında olduğu gibi öncelikle şuna cevap vereyim diye bir giriş yapsam ayıp olmaz herhalde. Yani bu dizilerin konjonktürel bir şey olduğunu anladık zaten. Öyle görünüyor. Yani konjonktür bunları bu hale getirdi. Ama ben diziler için birkaç şey söylemesem çocuklar için ayıp olacak öğrencilerim açısından. Bir iki şey söylemeliyim çünkü süpervizyonlarına giriyorum. Eğer programı izliyorlarsa hoca bu konuda bir şey söyler diye düşünürler. Bir kere şu Kırmızı Oda ve Masumlar apartmanı için söyleyeceğim. Diğeri için çok tam psikoterapi dizisi olarak görmediğim için diğerlerini buna değineceğim. Bir isim değişikliği yaparak konuşmak istiyorum çünkü Kırmızı Oda'yı Masumlar Apartmanı, Masumlar Apartmanı'nı da Kırmızı Oda yapmak lazım diye düşünüyorum. İsmini yanlış koymuşlar. Çünkü Kırmızı Oda'da gerçekleşen şeyler tamamen masumlar üzerinden gerçekleşiyor. Yani terapist bütün şeyleri olumlayarak ve hiçbir sınır tanımayarak terapi yapıyor. Yani bu ciddi bir sorun. Yani eğer bu dizilerle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsak bu sorun sınır olmaması sorunu. Yani psikoterapist hastayı kucaklayabilir, okşayabilir, sürekli onu olumlar. Böylece bir hani bir psikoterapi miti, bir psikoterapi prototipi yaratılmış oluyor ki bunun hastalarda, bize gelecek kişilerde bir aktarımda çözümlenmesi gereken bir sorun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve tabii ki bir mafya babasının bile, yani tabii ki herkesin iyi tarafları var. Kim bilir kaç kişinin şeyinden geçmiş, kanına girmiş birinin çocukluğundan kalkarak böyle güzel anlatılması bir yandan çok hoş bir şey. Yani herkes masumdur. Çünkü bu Kırmızı Oda masumlar apartmanıdır. Ama bir yandan da bir takım şeyleri görmezden gelmemize de yol açabilir. Dolayısıyla çok tek taraflı, çok naif buluyorum. Ama diğer açılardan Agah'a katılıyorum. Yani bu diziler iyi iş gördü. Elçin Biçer'in de söylediği gibi aslında insanların psikoterapinin o kadar da canavarca bir şey olmadığını, gidilebileceğini, konuşulabileceğini, anlaşılabileceğini insanların
empatik bir yaklaşım olduğunu temelinde görmüş oldular. Diğer sorunuza gelince iki soruyu birleştirmek isterim. Yani kurgu mu gerçek mi? Yaratıcılık gerekir mi? Zaten aynı sorunun değişik yüzleri gibi görünüyor. Yanıtlanabilecek bir soru değil tabii ki. Çünkü bütün edebiyatçılara sorsanız anlattığı hikayeleri, siz bunu yaşadınız mı sorusu kadar canlarını sıkan bir soru yoktur herhalde. Yani bir şeyi anlatmak için herhalde onu yaşamış olmak gerekmiyor elbette. Ama bir şeyi yaşamadan da ne kadar canlı anlatabilirsiniz onu da çok bilmiyorum. Bunu herhalde Yüksel Bey daha iyi bilir. O kadar güzel anlatıyor ki filmlerinde bazı şeyleri yaşamamış olduğunu tahmin etmiyorum. Yani bazı şeyleri yaşamıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir olaydan yola çıkarak bütün bunlar bir düşünceden, bir yaşantıdan yola çıkarak yapılıyor. Dolayısıyla buna tabii ki yaratıcılık eklenmeli. Zaten sanat olması için bu gerekiyor. Ama bu sanat mı diye sorarsanız ayrı bir tartışma konusu. Yani popüler dizileri bir sanat olarak, sanat eseri olarak görmeli miyiz? Yoksa bir popüler fenomen olarak, bir popüler kültür ürünü olarak görüp üstünde mi konuşmalıyız? Ayrı bir mesele. O yüzden yaratıcılık gerekmiyor. Gerekiyor mu? Emin değilim. Bir sanat ürünü olduğunu düşünüyorsanız tabii ki gerekiyor ama eğer öyle düşünmüyorsanız, popüler bir ürün olduğunu düşünüyorsanız açıkçası gerek yok böyle bir şeye. Etik sorun meselesi ilk söylediklerimle bağlantılı biraz. Şöyle yani bitiriyorum zaten. Hani Freud'un meşhur vakası Anna O bile bugün biliniyor. Yani diyoruz ki Bertha Pappenheim sonradan sosyal çalışmacı olmuş diyoruz. Yani Yalom okuyoruz. Yalom'un hikayelerini zevkle okuyoruz ve şey yapıyoruz, idealize ediyoruz. Ama hani bizden bir psikiyatristin vakalarını nasıl olur da vakalar anlatılır diye kızıyoruz. Kızmayalım. Yani iyi gizlenmiş, anonimize edilmiş, işi gücü isimleri değiştirilmiş kişilerin sunulmasından başka çare yok. Bunu vaka olarak kongrelerde de sunuyoruz, halk önüne de sunuyoruz. Dolayısıyla bunun ne kadar iyi gizlendiği önemli olabilir. Bunu bir danışmana danışarak belki de yapmak en iyisi. Bir ses duyduğum için konuşmayı burada bitiriyorum. Acaba sürem bitmiş olabilir mi? Evet. Yani benim koyduğum timer'a göre bitti ama çok güzel şeylere değindin Hakan. Dolu dolu bir 5 dakika oldu. Konjonktür, belki Masumlar Apartmanı'yla Kırmızı Oda'nın adı değişmeli. Ben yazan ve çizen Faruk Geç, yani her dönem o konjonktürde bizim çocukluğumuzda Hürriyet'te tefrika edilen şeydi. Onu hatırlamaya çalışıyordum. Biraz geç olsa da hatırladım. Yani gerçek olması bir yerde onun anlatımına temellik etmesi açısından bence insanları çeken bir şey. Bütünüyle kurgusal bir şeyi de yapabiliriz. Her şey kurgudur aslında. Hira da öyle söyledi. Ama Fellini'nin dediği İnci, İstiridye'nin otobiyografisidir. Yani sonuçta herkes kendi derlediğini, toparladığını anlatır demeye getiriyor. Herhalde Gülseren Budayıcıgil'de, Budayıcıoğlu pardon, benim kıdemlimdi kendisi. Bir şekilde yani madalyonu kurdu, bir sürü kitapları oldu. Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı ona ait kitaplardan çıktığı için, şimdi camdaki kız da tefrika edilmeye başladı beyaz camdan. Yani bunlar gerçeğe yakın veya gerçekten esinlenen öyküler, ne kadar gizlendiği veya ne kadar etik sınırların aşıldığı tartışılabilir. Ben şimdi Leyla Yılmaz'a dönmek istiyorum. Kendisini benim ekranımda ben göremiyorum. Buradayım, merhaba. Geldiniz, merhaba. Geldim. Buyurun, söz sizin Leyla Hanım. Şöyle başlamak istiyorum. Bunlarda tabii bu tip dizilerde, psikoterapi dizileri, etik çok önemli bir kavram. Yani bunun korunması ve sadece burada değil, burada mesela insan haklarının korunması da söz konusu. Kişi mahremiyetinin, tıpta hasta mahremiyetinin en fazla önemsenmesi gerektiği disiplinlerden bir tanesi psikiyatri. Ve bir psikiyatrist ve danışan arasında geçen o konuşma ya da o terapi sürecinde gerçekten karşılıklı bir alışveriş var. Ve bu alışverişin temelinde en önemli şeylerden bir tanesi zarar vermemek ve yararlı olmak. Bunlar sinemasal bir şekilde ya da televizyon dizileriyle
yansıtıldığında burada senaristlere ve yönetmenlere aynı psikiyatristlerin ya da psikoterapistlerin vazifeleri düşüyor. Bunların sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyor. Çünkü bizim gibi ülkelerde maalesef insanların psikiyatrik sorunlarının çözümlerini danışacakları bir doktora, bir uzmana gitmeleri zaman aldı diğer ülkelere nazaran. Bu gerçekten kendilerine deli olmadıklarını kanıtlamaya çalıştılar. Bu tip şeyleri yakıştıramadılar kendilerine. Bu tip dizilerle belki de bunları aşmaları adına ben de katılıyorum. Bir şey oldu, bir geçiş süreci oldu. İnsanlar artık psikiyatrik sorunlarının ya da terapiyle çözülebilecek problemlerinin herkese dair, herkesin yaşadığı sorunlar olduğunu televizyon ekranlarından bu tip diziler sayesinde görmeye başladılar. Ama şöyle bir durum ve karşı karşıya kalıyoruz. Bu dizilerin kalitesiyle ilgili ve gerçekçi olmalarıyla ilgili. Biraz evvel de dediğim gibi psikoterapistlerin bir takım etik kurallara bağlı kaldıkları etik kurallar var. Ve bu etik kurallarda artık burada bu senaristlere ve bu tip dizilerin yönetmenlerine düşüyor. Çünkü bir anlamda aslında bunlar bir eğitim dizileri gibi oluyor. Ve hasta ve danışan ilişkisini nasıl olması gerektiğini, bu iki ilişki arasındaki sınırları çok aşılmaması gerektiğini de ya da ne şekilde olması gerektiğini oradaki yansıttıkları terapi süreçlerinden de anlaşılabilir. Burada aslında temel şeylerden bir tanesi karakterlerin gerçek hikayelerini ne kadar kurmacayla karıştırmakla ilgili. Evet, yani bir izin burada zaten pek çok karakterlerde kişilerin direkt olarak yansıtıldığını düşünmüyorum. Sorunlu isimleri vesaireleriyle ortaya çıkmıyorlar. Bir yaratıcı süzgeçten geçirilerek yaşanılan insanlık probleminin özü bir şekilde aktarılıyor. Ve dolayısıyla tam anlamıyla burada da etik kurallara bağlı olarak gerçek öykülerden yola çıkarak kurgunun da katıldığı, kurmacanın da katıldığı hikayelerin olması hasta mahremiyetini korumak adına bir gereklilik haline geliyor bence ve böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Burada zaten hem yaratıcılığın hem de gerçek öykülerin işlenilmesi açısından da bu önemli. İnsanlar neden buna ilgi duyuyorlar? Söyleşinin başında Hiran'ın söylediği şey çok önemliydi. Aslında haset ve şükran duygusu ve insanlar aynı zamanda kendi durumlarıyla ilgili hem evet ben ondan daha iyi durumdayım ya da bunun bak böyle şeyler de oluyor şeklinde empatiler kurabiliyorlar. Kendi durumlarını karşılaştırabiliyorlar böyle. Bu gerçek karakterlerden olması yani gerçek olaylardan kaynaklanması kişilerin bunu daha seyredilebilir kılıyor ve daha dikkatlerini üstüne çekiyor. Ama benim ısrarla altını çizmek istediğim şey bu tip konularda tabii ki de gerçek öykülerden yola çıkılır, kurmaca katılır ve bu da yaratıcılıkla harmanlanır. Ama bütün bunlarla beraber kişisel o mahremiyete önem vermek ve o etik çerçevesinde olmak çok önemli. Çünkü artık evet terapilerin olduğu bir anlamda da aslında terapi odalarına bir demokrasi, televizyonda ya da sinemasal şeylerde bunu görmek çok önemli. Çünkü bu tabulaştırılmış bir şeydi. Bir psikiyatrist ve danışan arasındaki. Biz böyle bir şeyi yansıttığımızda bunun eğitimsel sonucunu da görüyoruz. Demokratik bir şekilde bu ekrana yansıtılabiliyor. İnsanların daha doğrusu bir psikoterapinin ne olduğu hakkında fikri olmaya başlıyor. Ve bunun aynı şekilde tabulaşmaması açısından da bunun nereye konulacağıyla ilgili de bir fikirleri olmaya başlıyor. Ama gerçekçilik ve bu terapilerin bireysel olduğunu anlatabilmek de çok önemli. Bu birbirimize başımızın ağrıdığında tavsiye edebileceğimiz bir aspirin gibi bir şey değil. Her bir terapi bireysel bir şey bir kere öncelikle. Hani bunun de yansıtılması önemli bir şey. Bu kişisel, bu karakterler, bu hikayeler gerçekten yola çıkarak yeniden kurulsa da bunların bireysel şeyler olduğunu altını çizilmesi lazım. Ben hani bunun gerçekten
faydalı olduğunu düşünen taraftayım. Bu tip dizilerde, bu tip şeylerin özellikle içinde bulunduğumuz Türkiye halklı toplumunda biraz daha böyle hani kullanıldığı belli bir hikaye kalitesi dikkate alınarak işlendiğinde faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten artık öyle bir şey ki bütün karakterler gerçekten her ne kadar kurmaca da deseniz her kurmaca karakterin altında gerçek olaylar yatar. Gerçek yaşanmışlıklar yatar. Ve dolayısıyla evet bazen bu Budayıcıoğlu'nun hikayelerinde, dizilerinde en çok yapıldığı gibi de evet gerçek yaşanmış rahatsızlıklarda, terapilerde de olan şeyleri görmek mümkün. Ama tabii ki de kurmacayla mutlaka kişi mahremiyetini korumak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yararlı olmak ve zarar vermemeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu aynı zamanda da bu psikoterapi sorumluluğunun da biraz evvel de dediğim gibi insan hakları çerçevesinde, saygı, insan hakkına saygı çerçevesinde işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Pardon, birisi bir şey söyledi, duyamadım. Ben söyledim galiba. Ha, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Cinsel yaklaşımlar çok önemli. Bir de mesela bu sarılma ve biraz evvel konuşulan şeylerden biriydi. Bunu gerçekten böyle psikiyatristlerin tartışması lazım. Çok hümanist yaklaşımlar olabilir ama gerçekten televizyona yansıması, hani bunlar yansıtıldığında bir suistimal söz konusu olabilir mi? Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Hani bu konuda da belki tartışabiliriz daha sonra. Evet, çok teşekkürler Leyla Hanım. Kişinin mahremiyeti, insan hakları konusu, belki terapinin demokratikleştirilmesi, sonra da sınırlarının çizilmesi konusunda çok ilginç noktalara değindiniz. Ben sözü Ali Demirel'e vermek istiyorum. Bakalım o ne diyecek aynı soru çerçevesinde bize. İyi akşamlar. Öncelikle heyecanımı mazur görün. Çok kamera önünde böyle şeye alışık değilim. Kısa konuşacağım. Çok değerli herkes bilgileri paylaştı. Benden daha kıymetli şeyler paylaştılar. Ben bir üreten olarak bu gerçeklik ve kurguyla ilgili meseleye bir şey söylemek istiyorum. Üreten bir insan olarak yazan, senaryo yazan bir insan olarak aslında ilk aradığımız şey gerçeklik olmuyor. İzleyebilmek, izletebilmek ve kolayca anlatabilecek bir hikayenin peşinde oluyoruz çoğu zaman. Ben bu gerçeklik kısmının bir nevi aslında bir pazarlama, insanlarla iletişimi kolaylaştıran bir unsur olduğunu ve aslında ürünün kendisinin dışında bir söylem olduğunu düşünüyorum. Ki zaten hep filmlerin ya da dizilerin başında bundan bahsedilir ya da birileri bunu birbirlerine söyler. Bu gerçek bir hikaye, yani gizli tutuluyorsa bile bundan bahsedilir. Çünkü bizim aslında ihtiyacımız olan şey ana hikayemizin gerçekten ana unsuruysa ya da bir parçasıysa da dramatik çatışmaya neden sonuç ilişkisi olarak hizmet etmesini bekliyoruz biz hikayenin. Dolayısıyla aslında ilk yani gerçek mi olmalı, kurgu mu olmalı etik tarafı dışında baktığımızda çok da önemli bir şey değil. Bir senarist açısından söyleyebilirim. Şunu tartışabiliriz. Yani bu yine sizin biliminizle ilgili olarak tutarlı olmalı mı kısmı da konuşulabilir. Gerçekliği yani hani tedavi önerileri, hastaya davranış, danışana davranış açısından. O da ben bir içerik üreticisi olarak özgürlük açısından baktığımda onda bile kimi zaman hani hatalı davranan katil bir psikoterapist olabilir zira yani. Hani benim anlatacağım öyküde. Dolayısıyla gerçek ve kurgu gerçek mi olmalı, kurgu mu olmalı kısmı şeyde karşılıklı rızalar söz konusuysa danışan ve bu hikayeyi edinen terapist arasında bir rıza söz konusuysa ve üçüncü bir kişiye de zarar vermeyecekse bu anlatılan hikaye etik bir sorun oluşturmayacağı kanaatindeyim. Onun dışında da bir şey hissediyorum. Bu konjonktürün dışında da şey gibi geliyor bana. Bu dönemde neden bu içerikli dizilerin arttığı ile ilgili konuşuyoruz bir yandan. Ona da bir şey söylemek isterim. Bana şöyle geliyor. Yakın bir zamana kadar biz psikoterapiyi izlediğimiz şeylerden de
bilmediğimiz için de masaj gibi bir şey zannediyorduk. Danışanın içeri girdiği ve rahatlayıp çıktığı, hani çocukluğundan bahsettiği ve çözüme ulaştığı, kısa sürede çözüme ulaştığı bir şey zannediyorduk. Ama Türkiye'de yakın bir zamanda artık bunun neyin ne olduğu daha da anlaşılır ve açıklayıcı oldu ve insanlar da bunu merak ediyor aslında. Bu yanıyla iyi olan bir tarafı da var bunun. Ama merak ettikleri şeyden de insanlar şuradan beslendiklerini düşünüyorum. Biz bunu hem bilmiyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bunun altına sokulacak olan o gerçeklik vehmi tam bir insanların onu izlemesine ve tahammül etmesine de fayda sağlıyor gibi geliyor bana açıkçası. Bunun o açıdan yani en azından o dedikodunun bunu, eğer tamamıyla gerçek değilse bile o dedikodunun bir işe yaradığı kanaatindeyim. Yaratıcılıkla ilgili de bunun neresinde diye sorulabilir. Zaten ki çoğu zaman biz yaratıcılıkla ilgili şey işin bütünüyle alakalı olan, içeriğin bütünüyle alakalı olan bir şey olduğu için o unsurun ne kadarında kullandığımızı, neresini ne kadar değiştirip bizim üretimimizin olduğunun miktarı önemli değil sanki. Çünkü çoğu zaman gerçekliğin tamamı sıkıcı oluyor. İnsanlar, benim bir hikayem var, anlatsam ağlarsın, anlatsam çok gülersin dese de hikayesini anlattığında onun seyirlik bir şeye dönüşmesinin kurgudan ya da yaratıcılıktan geçmezse sonuçlanmayacağını düşünüyorum ben bir üretici olarak yine. Aslında söyleyebileceklerim bu kadar. Süremi doldurdum bilmiyorum ama teşekkür ederim. Tam doldurdun. Ya olağanüstü bir zamanlama. Güzel. Evet. İlginç konulara değindi Ali. Bana şeyi çağrıştırdı. Ben gençken, o zamanlar Zoom toplantıları yoktu tabii. İlhan Berk'i dinlemiştim Ankara'da sanat evinde. Şöyle bir şey söylemişti. Ben onu bir mısra zannettim. Hala arıyorum, internette bulamıyorum. Biz şairler ve psikiyatristler tüm yatak odalarına giriyoruz bu kentin diye bir cümleydi. Yani şiir gibi bir şey belki psikoterapi o anlamda. Mahrem bir şey. Leyla Hanım'ın söylediği gibi insanların mahremine giriyoruz, yatak odalarına giriyoruz ve orada bir sürü şey öğreniyoruz. İşte bunun etik sorunları üzerine konuşuyoruz. Ama şiir gibi bir yanı da var, yaratıcı bir yanı da var psikoterapinin. Yani yoğunlaştığımız, bir takım şeyleri değiştirdiğimiz bir yan. O açıdan soru devam ediyor. Kübra Küp'e dönmek istiyorum ben. Bu soruyudan cevap almaya çalışacağımız son konuşmacımız kendisi. Kübra Hanım. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben de elimden geldiği kadarıyla ifade etmeye çalışacağım kendi bakış açımla. Herkesin fikri çok değerli, çok güzel şeyler de öğrendim bu arada. Çok keyifli bir program oldu. Katılmak da çok onur verici benim için. Yani şöyle bir yerden ele almak istiyorum ben de. Şimdi zaten aslında bir sanat ya da bir üretim faaliyeti kendi içinde hep birine ulaşmayı amaçlıyor. Dolayısıyla hedef kitlesi kendine saklanmak, kendinde kalmak değil, bir yere ulaşmak, birilerine ulaşmak, insanlara ulaşmak. Dolayısıyla aslında temelde de hani antik Yunan'dan itibaren, hani birazcık da tiyatrodan beslenerek de konuşursam, antik Yunan'dan itibaren izleme denilen şeyin amacı aslında seyirci izleyeni katarsise ulaştırmak. Ve bu yolla belki eğitmek, belki onu aşırılığa kaçmasını engellemek üzere toplumsal olarak bilinçlendirme çabası. Şimdi tabii ki bu sinema ya da başka sanat dallarında farklı farklı işleniyor olsa bile, şimdi televizyon dediğimiz şeye geldiğimiz zaman özellikle burada birazcık başka bir dünya döndüğünü düşünüyorum. Yani televizyondaki her şey bir noktada ne olursa olsun çok daha fazla ürün halinde. Dolayısıyla şimdi tabii ki her yaratım ve her üretim içinde tabii ki kurgu
yu barındıran bir şey oluyor. Düşündüğümüz zaman reality show'lar vesaireler falan bile aslında ne kadar gerçek hayattan besleniyor olsa bile oradaki hikayelerin karakterlerin şahsi olarak orada başından hikaye geçen insanların kendi ağzından anlattığı bir dünyada bile bir kurgu söz konusu. Onun sunulması açısından bir kurgu yapılarak izleyiciye ulaştırılıyor. Burada da galiba yani bana göre önemli olan şu. Şimdi normalde bir diziyi bile yani sıradan bir diziyi bile gerçek algılayıp gündelik hayatta öyle tepkiler verip öyle davranış biçimleri geliştiren bir kitle de var bir yandan. Hani herhangi kurgusal bir diziyi öyle alıp. Belki burada şu önemli bir konu olabilir. Gerçek hayattan esinlenerek bu hikaye aktarılıyordur dediğimiz şeyin içinde de kurgu olduğunu bildiğimiz için onu o kurgu yapılmış süzgecinden geçirmeyen insanlara bunun bir aslında ne olursa olsun bir kurgu olduğunu galiba bir şekilde anlatmak ya da bunu öyle sunmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan hani içerik olarak etik olması olmaması konusu hani çok benim hani bilgim dahilinde değil o konuyla ilgili bir terapinin içeriğinin nasıl olması ve nasıl aktarılması gerektiğine dair hani çok bir şey söylemem söz konusu değil. Ama en azından bu tarz işlerin terapiye bakış açısını değiştirdiğini ve her yaştan, her cinsten insanın zaman zaman tek başına bir şey çözemeyip birine danışma ihtiyacı duyabileceğini ve bunun ben deli miyim oraya gideyim diyen insanlar için bir kapı açacağını düşünüyorum. Diğer taraftan şöyle ilginç bir şey var gibi de geliyor bana. Bu hani psikolojik içerikli dizilerle beraber karakterler sanki belki de biraz oyuncu gözüyle de baktığım için bunu söyleyebiliyorum. Karakterler daha üç boyutlu hale geliyor. Şimdi bize mesela diyelim herhangi bir dizi için genelde sinema filmlerinde ya da tiyatroda oyunun bütününü bildiğimiz için ya da sinemanın senaryosunu okuduğumuz için işe başlamadan önce ya da yönetmenlerle konuştuğumuz için o karakterin altyapısını, geçmiş hikayesini, ne olduğunu, nereye gideceğini az çok biliyor oluyoruz. Fakat dizilerde mesela bize şöyle karakter analizleri geliyor. İyidir. Bu kadın kötücül bir kadın. Yani bu aslında bu dizilerdeki İyi olan sadece iyi, kötü olan sadece kötü bakış açısını birazcık derinleştirmek gerek. Derinleştirme noktasında fayda sağladığını düşünüyorum. Ve özellikle şey de ilginç bir şey. Bu Kırmızı Oda ya da işte Masumlar Apartmanı'nın başat karakterleri kadın. Sanki birazcık daha kadınlara yaklaşıyor gibi ya da kadınlar hep böyle güzel ya da aşık olan, aldatılan vesaire falan gibi böyle bir takım küçük başlıklar altında değerlendirilmeye çok maruz bırakılmış. Hani toplumda maruz kaldığımız şeyin televizyondaki yansıması da bu oluyor dolayısıyla. Zamanım doldu. Dolayısıyla orada da o hani kadınların da daha çok işin içinde olması ve onların karakter detaylarının daha geniş ve daha üç boyutlu, daha empati kurabileceğimiz, daha anlayabileceğimiz bir dünyanın içine dahil ediliyor olmaları bana bir yandan güzel geliyor. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Kübra Hanım. Aslında size bir miktar daha zaman verecek bir soru geldi izleyicilerden. Filiz Gülsev'in soruyor. Bu dizilerin etkilerine de değinilecek mi? Toplumda zaten sorunlu bir kadın inşası var. Bu dizilerde de anne ve kadın temsilleri çok sorunlu ve sanki her şeyin sorumlusu gibi gösterilebiliyorlar. Bu konudaki görüşleriniz. Siz biraz değinmeye başladınız. Belki bir iki cümle ederseniz ne hala? Yani aslında belki de şöyle. Şu an bu dizilerin temel alındığı bazı hikayeler var. Dolayısıyla oradan çıkarak anlatıldığı için bu hikayeler
o hikayelerin temelinde bu kadınların hikayeleri böyle anlatıldığı için ne kadar kurgu olsa bile ister istemez kaynak orası. Dolayısıyla belki şu anda hemen dönüşebilecek, değişebilecek şeyler değil ama kadın da hep iyi de değildir ya bir taraftan. Yine kadına da sürekli iyiliği atfetmek de yanlış galiba. Çünkü hayatımızda izler bırakan kadınlar ve erkekler var. Yani çocukluğumuzda bilinçaltımıza yerleşen bir sürü kötü davranışın temeli sadece tabii ki erkekler değil. Dolayısıyla bence bir taraftan da özellikle bu anlamda anne kız ilişkilerinin ya da o anne dediğimiz kutsal olan varlığın da inceleniyor olması her yönüyle ilginç bir bakış açısı olabilir. Başka yerlere evrilecektir diye düşünüyorum ve bence o anlamda tabulaştırmadan detaylıca inceleyebiliyor olmak, yaklaşabiliyor olmak başlangıç için daha bu yolun başlangıcında olduğumuzu düşünürsek önemli bir adım. Teşekkürler. Ana bir soruna değindin. Kutsal ana. Teşekkürler. Şimdi tekrar müziğe dönelim. Bir üçüncü paragrafa geçmeden önce ara taksim tarzında ama Barış Gür'ü davet edeceğim ben. Bağlamasıyla bize iki şarkı dinletecek. Hepinize iyi akşamlar. Ses geliyor mu bilmiyorum ama ses nasıl geliyor? Ses geliyor, güzel. Teşekkür ediyorum.
ederim. Çok teşekkürler Barış. Aslında tesadüfler mi, yaratıcılık mı, toplumsal bilinç dışı mı ne dersek diyelim. Bir anaların yüreğine değindin. Bir de ben sana dayanamam yarın, ben sana aldanamam diye. Yani bu diziler gerçeklik mi, kurmaca mı gibi tartışılırken, kadının yansıtması tartışılırken iki yerden güzel hedefi vurdun. Çok teşekkürler bu dinlediği için. Sağ olun. Sağ olasın. Şimdi bundan sonraki soruyu ben biraz değiştirmek istiyorum. Çünkü bu dizilerin amacı ne olmalı diye bir soru. Yani ne olmalı sorusunu dizinin yaratıcısına bırakmaktan başka bir şey gelmez benim aklıma. Tabii izlenebilite, bu neolojizm Kira Kalkan'a ait bu gece için. Belki daha önce, ondan önce kullanan vardır. Ama yani herhalde bu sektörde olanlar reytingin ne demek olduğunu biliyorlar. Ama eğlendirici mi olmalı, eğitici mi olmalı diye sormuş Emin. Bence belki bizim yaklaşımımız ne olmalı? Yani bu dizileri eğitim amaçlı mı gözlemeliyiz, eğlence diye mi gözlemeliyiz? Bizim yaklaşımımız nasıl olabilir diye düzelteyim ben soruyu veya öyle editeleyim. İlk başta sevgili Tamer Aker'e, Profesör Doktor Tamer Aker'e vermek istiyorum sözü. Tamer, ne dersin bu konuda? Peki, söz için teşekkür ederim. Ben de hani bu dizilerin amacı ne olmalı diye sorarken kendime şu soru da aklıma geldi. Bir insan ömrünü neye vermeli? Yani insan ya da insan topluluklarının amacı ne olmalı? Elbette bu amacı ne olmalı derken zaman ve mekandan bağımsız düşünemeyiz. Zaten burada çeşitli şekillerde zikredildi. Önceleri işte dizilerde, görsellerde, sinemada aktarılan psikiyatrın, psikiyatristin, terapistin rolünün biraz daha iktidar, hükümran hizmetli olduğunu görüyoruz. İktidarı temsilen orada bulunduğunu görüyoruz. Sonra 1960'larla birlikte başlayan bir anti akımının psikiyatriye de yansıması ve guguk kuşunu da görüyoruz. Yani zaman ve mekan galiba amacı da belirliyor. O yüzden 2021 yılına geldiğimde hani bu amaç nedir diye sorarken benim de aklıma hakikat ötesi geldi. Şimdi hakikat ötesi olan bir durumda insanın ömrünü neye vereceği, amacının ne olacağını bilebilmek, kestirebilmek, öngörebilmek, tayin edebilmek son derece zor. Dolayısıyla bu dizilerde tamamen insanın insanla ilgili olduğu için dizilerin amacını da kestirebilmek, öngörebilmek, ne olmalı sorusuna cevap verebilmek de çok zor. O yüzden iktidarların değiştiği, Kongre Sarayı'nda bizon kafalı insanları gördüğümüz, Çinlilerin bir bedduasıyla acayip zamanlar gördüğümüz şu günler ve şu yıllarda belli bir amacı tarif etmem tabii ki çok zor. Bu nedenle mekanın sınırlarının dağıldığı, terapinin mahremiyetinin darmadağın olduğu ki olması da gerekiyor bence herhalde madem böyle yaşıyoruz. Ve gelecek daha da farklı bir şekilde, hani transhuman, işte insan ötesi bir şekilde şekillenmek üzerine hiç de onaylamadığım bir azmimiz ve arzumuz var. O nedenle buradan da yola çıkarsak bu dizilerin amacı eğitsel de olabilir, eğlendirici de olabilir, tamamen felakete sürükleyici de olabilir. Hani bana sorarsanız tabii bu dizilerin amacı tek iyilik kavramı, tek sağlık kavramı üzerinde duran diziler olmak durumunda. Tek sağlık kavramı da sadece insanı, insan boyutuyla ele alan değil. Ama insan ruh sağlığını çevresinden, doğasından, birlikte yaşadığı türlerden ayrı bir şekilde düşünmeyen, bir tek sağlık kavramını savunan diziler olmalı. Ama bu benim görüşüm. Bunun olmayacağını da biliyorum tabii ki. O yüzden de çok farklı farklı durumlarla karşılaşacağız herhalde. Dolayısıyla biz hani bir şekilde acı çeken insanların acısını gördükçe yalnız ve tek olmadığımızı hissedeceğiz. Belki topluluk üyesi olduğumuzu daha fazla hissedeceğiz. Ama bunu eğitimle mi hissederiz, eğlenceyle mi hissederiz, yoksa bu tür
trajediyle mi hissederiz? O ayrı bir konu. Hira'ya da şu noktada tekrar bir gönderme yapıyorum. Hakikaten Aristo'dan bu yana bir değişiklik yok. Aslında Homo sapiens'te bir değişiklik yok. Ne görüyorsak, ne izlediysek, ne okuduysak, geçmişte ne varsa şimdi de o var, gelecekte de o olacak. Dizilerde de bize yansıyanlar onlar olacak galiba. Teşekkür ederim. Pardon. Teşekkürler Tamer. Evet, biraz katastrofik bir şey. Güneşin altında yeni bir şey yok demeni çok fazla karşı çıkan bulacaksın ama söylediklerinde bir gerçek payı da var. Alican Yücesoy, sen ne dersin bu konuda? Merhaba, selamlar herkese. Tekrar iyi akşamlar. Yani Tamer Hocam öyle şeyler söyledi ki aslında birazcık kapıları da kapattı. Söylenecek çok bir şey bırakmadı geriye diyeyim. Ama konuşmanın başından beri duyduklarım üstünden bir şeyler söylemek isterim. Ve bu konuya bağlamak isterim hasbelkader. Ben de en başlarda Hira Hanım söyledi, sonrasında Serap Hanım da söyledi aslında. Bu yaptığımız işlerin birazcık özellikle bu coğrafyada maruz kaldığımız, hepimizin birey olarak maruz kaldığı bu duygu durumlarına, yalnız olmadığımız hissini bir pekiştirmesi olarak görüyorum tabii ki. İnsanların böyle bağ kurduğunu görüyorum. Yoksa yani buradaki soruya dönecek olursak amacı ne olmalı dediğim noktada bireysel fikrim bir amacı olmalı mı diyorum zaten dizilerin. Eminim hepinizin evinde birer televizyon ve birer sağlayıcı kutu vardır. Dijitürk'tür, şudur budur gibi ya da ne bileyim benzeri şeyler. Belki bir kablo TV en azından. Ben kendi adıma bu kararı 10 yıldan fazla bir zaman önce alıp evimden bunları def ettim. Çünkü benim için bir malısı olmadı işin aslı televizyon dizilerinin tuhaf bir şekilde. Yani bu sektöre iş yapan biri olarak dizi izlememeyi tercih ettim kendi adıma. Benim vaktimi geçireceğim bir şeye dönüşmedi. O yüzden benim için bir şey de olamadı aslında. Buna yine çok kişisel bir yerden cevap vermek gerekirse ama ki gerekir sanırım. Kendi psikiyatri sürecimden örnekle gideyim. Ben kendi sürecimde öğrendiğim şey birazcık baktığım şeylere ne anlam yüklediğimle karşılaştım, bir yüzleştim birazcık da. Bence insanlar da izledikleri diziler, bugün adını söylediğimiz işte Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve diğerleri üstünden kendi algıladıkları şekliyle algılıyorlar ve kendilerince anlamlandırıp bir zemine oturtuyorlar sanıyorum. O yüzden kesin bir şey söyleyememekle birlikte ne bekliyoruz sorusu bile bana birazcık boş geliyor aslında. Ya da biraz böyle aslında Tamer Hoca'nın az önce söylediği gibi insanlığın amacı nedir de gelen bir soruya dönüşüyor birazcık. Yani bir cevabım yok ama daha çok sorularım var bununla ilgili. Keşke bu soruların cevabını alabileceğim biri olsa da ondan bu soruların cevabını alsam. Hocam mikrofonunuz kapalı. Tamam, çok güzel. Biliyorsun Gertrude Stein'i hatırlattı bu bana bitirişim finalin. Gertrude Stein hayatının son anında yatakta yatıyor ve cevap ne diye soruyor. Odasında etrafında sevenleri toplanmış. Hani ona bir son söz, son aydınlanma için hiç kimseden gık yok, çıt çıkmıyor odada. Peki o zaman soru neydi? Soru ne? Diye soruyor. O yüzden hakikaten bu soruyu sormalıyız. Hele melimalı kıvamında sorular olunca gerçekten bir insan ömrünü neye vermeli, bir dizilerin amacı ne olmalı, o aslında gerçek anlamda etosa giriyor. Bir yandan da bakıyorsun etos bir başkadırın Netflix'teki yurt dışı adı. Yani evet. Ondan sonra bir bakıyorsun oradaki Sinan işte Meryem'in iç çamaşırıyla tuvalette mastürbasyon yapınca bütün o diziye olan beğeniler ortadan kalkıyor. Yani yukarı çıkmak çok kolay, aşağı inmek an işi tarzında. Gravity'den daha yüksek şeyler çıkabiliyor. Hocam her çok neyse, özür dileyerek çok pardon, affedersiniz lafınızı kestim. Vaktim vardı zaten. Ben... Tamam, çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Bir de yani dizi filmlerden
böyle bir beklenti içinde olmak da bana bir yandan garip de geliyor tabii ki. Yani böyle bir misyon üstlenmeleri gerekiyormuşçasına. Yani bizim eğitici ve öğretici olmamız o üstten bakışa ben varamıyorum işin aslı. O cüreti de göremiyorum. O yüzden de enteresan. Amen. O bizi ahlaki olarak da bir şeye zorunlu tutmak durumunda kalıyor bu noktada. Tabii ki toplumsal bir sürü şeyin eleştirisiyle ilgili oturalım konuşalım. Az önce Kübra da söyledi. Kadının sinemadaki ya da dizi filmlerdeki konumlandırılmış yeri bizim için tabii ki konuşulacak bir şey olsun. Ama işe biz TV dizilerinden start veriyorsak zaten bu yani bu ülkenin neresinden tuttuğumuzla da ilgili bir şeye dönüyor. Yani neyi konuşuyoruz oluyorum o zaman. Affedersiniz uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah, hayır. Evet, şimdi Tuğçe Isıyel'e dönelim. Bakalım o bir psikolog olarak ne diyecek? Tuğçe, söz sende. Evet, merhabalar. Sesim geliyor herhalde. Evet. Evet, herkesin yani düşünceleri çok farklı şeyler düşündürdü bana da. Şimdi tedavi edici mi olmalı yoksa eğlendirici mi olmalı? Yani orada Alican'a katılıyorum. Hani böyle bir misyonu olmalı mı dizilerin? Belki olmalı, belki her ikisi de. Yani hem eğlendirici hem tedavi edici. Ama burada şunu bilmek gerekiyor ki bazı belki o psikoterapiye dair bazı temel şeylerin bilinmesi gerekiyor. Ve bunların gösterilmesi gerekiyor. O dizinin sahiciliği açısından belki. Şimdi bu dizilerin tabii çok önemli işlevsel tarafları var. Yani merkezine veya çevresine bu psikoterapi meselesini alan diziler. Evet, bir takım yanlış uygulamaları bize gösterse de, belki terapistler olarak sabrımız zorlansa da bazı yerlerde, gene de önemli bir noktaya davet ediyor. Yani o geçmişin izini sürmenin, dinlemenin, ifade edebilmenin, acıyı, travmayı, öfkeyi aile içinde, toplum içinde, terapi odasında dile getirebilmenin özgürleştiriciliğine değiniyor aslında. Biz bu dizilerde bolca travma, yas, kişilik bozukluğu izliyoruz ve bunların izlerini de en çok çocuklukta arıyoruz. Ve özellikle şiddete dikkat çekmesi açısından önemli bir yerde durduklarını düşünüyorum bu son zamanlarda çekilen dizilerin. Özellikle kuşaklar arası şiddet aktarımını epey vurguluyor ve çoğu kişiyi de psikolojik destek alma konusunda cesaretlendiriyor. Çünkü görüyoruz ki aslında dil çözüldükçe duygular da çözülüyor ve kişi işte kendine ayak bağı olan şeylerden de kurtuluyor. Fakat ülkemizde terapi kültürü, psikoterapi kültürü ne yazık ki gelişmiş değil. Yani hap çözümler istiyoruz, işte sarılmalar, sıvazlanmalar. İşte süreçlere pek tahammül edemiyoruz. Bir an önce sonuç alalım istiyoruz. Halbuki biliyoruz ki hiçbir travma dizide izlediğimiz gibi bir iki seansta çözülmüyor. Yani bazen yıllar sürüyor bir insanın yaşadıklarına temas edebilmesi, duygularını anlayabilmesi. Dolayısıyla bu bağlamda düşünecek olursak yani ne kadar sahici bu diziler psikoterapistleriyle, danışanlarıyla, o odayla birlikte. Ve bu dizilerdeki terapistler nasıl? Yani danışanına gazoz ısmarlaması, sarılması, işte onunla birlikte travmatize olması terapistin gerçekten yanlış örnekler. Ben bir terapist olarak terapötik çerçeve açısından biraz birkaç söz söylemek istiyorum. Terapötik çerçeve dediğimiz şey psikoterapi sürecinin çalışma koşullarını ifade eder aslında. Yani işte bir psikoterapiste çalışılmasıdır psikoterapi yapacağımız zaman ve sonra da terapötik çerçeveye uyulmasıdır. Ve çerçevenin ihlali psikoterapinin uygulanışını ve verimliliğini sorgulamaya neden olur. Terapötik çerçevenin en temel özelliklerinden bahsedecek olursak bu elbette güven ve gizlilik ilkesi. Danışanın gizliliğine, işte mahremiyetine saygı duyulması ve bunun dışında danışanla tokalaşmak dışında herhangi bir fiziksel temasın olmaması. Bir yandan soruları da ekliyorum. Bu sarılma sahneleriyle ilgili çok yorumlar, sorular gelmiş. Evet, yani terapi süreci devam ederken terapi odasının dışında danışanla herhangi bir ilişkinin geliştirilemeyeceği aşikar. Yani terapistin danışana karşı yüksüz, yansız ve yargısız olması gerekiyor.
Elbette bu çerçeve psikoterapinin ekolüne ve terapistin tarzına göre bazı yöntemsel ve biçimsel farklılıklar içerebilir. Ama ana hatları bu şekildedir yani. Hani terapistimiz, arkadaşımız, annemiz, babamız değildir. Fakat bazen tüm bu rollerin aktarıldığı kişidir ve alanında uzman bir psikoterapist bu aktarımı danışanı ile birlikte yorumladıkça onun içsel dinamiklerini de daha iyi anlar. Yani burada aktarım ilişkisi önemli. Yani aktarım aslında geçmişte yaşananın güncelde tekrarlanmasıdır. Dolayısıyla dizide işte çoğu terapistin danışanlarıyla oda içerisinde kurduğu mesafe ayarı biraz sıkıntılı. Yani ya masanın arkasında oturuluyor ya da danışanın ağladığı yerde onun yanına geçip ona sarılınıyor. İşte eli tutuluyor. Yani evet, şefkatli, kapsayıcı olmak önemli, iyi bir dinleyici olmak önemli. Fakat psikoterapistlik dediğimiz şey bu özelliklerden çok daha fazlasını hak eden bir meslek. Dolayısıyla aktarımın önemi de en çok burada devreye giriyor. Yani bir sarılma danışan için her zaman sadece bir sarılma olmayabilir. Terapistin bu iyi niyetli görünen özellikleri danışanın iç dünyasında başka türlü yankılanabilir. Ya da işte gazoz ısmarlama mesela. Yani her ne kadar aktarım daha böyle psikanalitik literatüre ait bir kavram gibi gözükse de terapi ekolünden bağımsız psikoterapi odasında konulacak sınırlar ve terapötik çerçeve hem danışanı hem de terapisti koruyacaktır. Ve bu dizilerde bunun özellikle vurgulanması gerekiyor. Çünkü bizim mesleğimiz biraz istismara açık da bir meslek. Yani bir ruh sağlığı meslek yasası yok ne yazık ki. Dolayısıyla odanın içerisinde ne yapıldığını danışan ve sadece terapist biliyor. O yüzden de o sarılmalar, işte iyi niyetli olan yakınlaşmalar danışan tarafından çok farklı kodlanabilir ve buralarda çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da şöyle söyleyeyim, yani dinlenmek, duygularımızın kabul gördüğünü bilmek, işte gerektiğinde sırtımızın sıvazlanması elbette önemli ve bize iyi geliyor. Yani toplumda ağlamalar da gülmeler de bu toplumumuzda biraz bastırılıyor aslında. Ve gerçek bir dinlenme deneyiminden mahrumuz. Dinlemeyi ve dinlenilmeyi bilmeyen bir toplum olduğumuz aşikar. Ve psikoterapi odası gibi buna yer açan bir yer olduğunu bilmek de aslında çok rahatlatıcı. Bu diziler bize bunu gösteriyor. Yani ağla diyor, utanma, onlar senin duyguların, destek alacağın yerler var. Fakat yine de dizilerdeki terapist beklentisiyle terapiye gidiyorsak, çünkü demin konuşmacılarımızdan biri söylemişti yani masaj odası değil psikoterapi odası. Yani o kadar da rahatlatmaz. Hani iyi bir psikoterapi seansı aslında biraz da sarsar, yüzleştirir. Değil mi? Yani böyle kolay geçmez aslında o seanslar. Dolayısıyla öyle hani ay çok rahatladım, pamuk gibi çıktım denilecek yer psikoterapi odası değildir aslında. Dolayısıyla o dizilerdeki gibi böyle sarılan, işte onunla birlikte ağlayan, eline tutan bir terapist beklentisiyle eğer terapiye gidiyorsanız veya gidiyorsak hayal kırıklığı yaşamamız kaçınılmaz olacaktır ve bu hayal kırıklığını da yaşayalım isterim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Tuğçe. Evet, psikoterapinin 3A temel ilkesini tekrarladığım için bu çerçeveyle yürümek, olmak, tarafsız olmak, tarafsız olmak, nötralite ve yargısız olmak, objektif olmak adına bu dizilerde gördüğümüz psikoterapi modellerini bu adam bir karne tabi tutabilir, yani hepsine bir verebilir. Benim de gördüğüm pek çok psikoterapist burada işte bir terapi sahnesi gerçekleşmeyecek şekilde insanların mimiklerinden tut söze karışmasına, uzun hikayeler vermesi, konuşmaların ekrana yansıması gibi şeylerle psikoterapi şeyle bağdaşmayan şeyler olduğunu söyledi. Tabii bu yaratıcı elinde olan, ben ona karışmak istemiyorum. Ama isteriz insanların kafasında böyle şeyler canlanıyor. Ve dediğin gibi masaj odası değil mi? O bir rahatlama
Hele hele happy ending'in olduğu bir yer hiç değil. Sarıcı olabiliyor. Ben şimdi Andaç Nedaroğlu'na istiyorum. Andaç, siz bizi söylersiniz. Ya aslında dizilerden bahsedecektim de bu psikiyatriyle ilgili In Treatment hayranıyım ve birçok diziyle ilgili konuşmak istiyordum. Ama şöyle, konuyu şöyle değiştirmek istiyorum. Bizim konuştuğumuz şey Alican'ın da bahsettiği gibi dizilerde bir entertainment, bir ne diyeyim, eğlence ve insanlara hayatı tüketmek üzerine bir alan. Biraz ben kamera arkasından bahsedeceğim. Yaklaşık 30 yıldır önce diziyle başlayan, daha sonra sinemaya geçtiğim bir dönem var. Dizilerde bir süre sonra dizi içinde gizli reklam çekmekten artık gına gelmişti. Yani bu izlediğimiz diziler içerisinde insanlar tüketsin diye biz ev eşyası, tıraş bıçağı, kola reklamı vesaire çekeriz. Yani burada bence çok bilim insanı var. Şu ana kadar da gerçekten çok ciddi konuşmalar oluyor ama mesele o kadar tüketim üzerine ki dizilerde. Şu anda yapılan psikolojik içerikli dizilerin de birçoğunun senaryosu bana gelmişti. Baktığımda çok psikiyatrist arkadaşım var ve çok uzunca bir psikiyatri geçmişim vardır. Danışmanlığı çok, yani çok deneyimim var. O senaryoyu okuduğumda dediğim ilk şey, bu gerçek değil. Yani bir psikiyatri odasında bunlar yaşanmıyor, kahveler içilmiyor. Bolca yani acı var ve bu acılardan neden bahsetmiyoruz? Yapımcının bana dediği şey çok akıllıca bir şeydi. Evet, biz bunu geçmiş yıllarda yapsaydık insanlar anlayamazdı. Ama şu anda pandemi dönemi, insanlar psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor ve bunun tam zamanı. Daha sonrasında ben yani projeyi kabul etmedim ama o yapımcıyı kutladım. Bunu görebildiği için, doğru zamanın bu olduğunu tespit edebildiği için. Evet, şu anda ihtiyaç ne sorusu. Evet, ihtiyaç bu tür diziler. Çünkü hani daha önceden dönem dönem seks satar, şu satar, bu satar. Biz bunlar üzerine bir dünya yarattık dizilerde. Ama şu anda psikolojik hikayelerde insanların ihtiyacı var. O katarsisi yaşamaya ihtiyacı var. Ve maalesef bu satar diye bakıyor televizyon. Ama sinema çok daha farklı bir şey. Sinemada her zaman, sinemanın doğuşundan beri, hatta antik Yunan'dan beri karakter dediğimiz şey bize, yani bu filmlerin oluşmasında yol gösteriyor. Ve karakterin 8 aşaması, 12 aşaması, karakterin yolculuğu, kahramanın yolculuğu tamamen Jung'dan bu yana işte süre gelen bir yapı üzerine kuruluyor. Yani psikoloji ve işte sinema o kadar iç içe ki. Yine son dönemdeki bir örneği vermek istiyorum. En son çektiğim film bir yabancı dijital platformda yayınlanıyor. Bize dediler ki, reklam stratejilerini anlattılar. Biz şimdi dizilerin içinde cümleler geçireceğiz. Sen hiç ateş böceği gördün mü diye karakterler konuşmaya başlayacaklar. Ve sonrasından ateş böcekleri görseli çıkacak. Şimdi ben gerçekten orada bir durdum. Çünkü biz bütün ya işte sinemanın çıktığı dönemden beri böyle manipüle edilmiş, psikoloji yöntemleri bilen insanlar tarafından manipüle edilmiş insanlarız. Hani öpüşmeyi biz nereden öğrendik? Sevmeyi biz nereden öğrendik? Filmlerden öğrendik. Ve bunların arkasında da özellikle Amerika'da tabii ki çok iyi danışmanlar var. Karakteri yaratmak için karşı karakteri yaratman lazım. O çatışmayı yaratman lazım. Ve burada çok önemli psikolojik danışmanlıklar alıyorlar. Gerçek karakterlerden faydalanıyorlar. Gerçek hikayelerden faydalanıyorlar. Ve bu bence iki alanın da birbiriyle çok girift olduğu. Yani şu dönemde işte bizim sadece buradaki psikolojik manipülasyonu nasıl yemeyeceğimiz konusunda bir bilgilenmemiz gerekiyor. O yüzden de ben yıllardır, yani buradaki arkadaşlarla çok programa gittik, birlikte söyleşiler yaptık. Yıllarca psikoloji dersleri aldım, psikoloji kitapları okudum. Hani gerçekten önce
bu hikayenin içine düşmemek, işte bu manipülasyonun içine düşmemek ve doğru yolu bulabilmek. Yani şu anda ihtiyaç buysa dizilerde psikoloji konuşmak, işte psikoterapi seanslarıysa bunun daha 40 katını o hikaye tükenene kadar yapacak televizyon. Ve gerçekten üzüldüğüm şey, orası gerçek bir alan değil ve oradaki katarsise ulaştığında da seyirci bence terapiye gitme ihtiyacı hissetmeyecek. Bizde o kolaylık hep vardır. Hani bunlar bilinçli olarak seçilen şeyler değil, bize dayatılan şeyler. O yüzden de hani Agi Hoca dedi her şekilde iyi geliyor dedi de ben de o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum yani. Bilmiyorum, belki de hocalar söylesin işte şeyler, psikiyatriye gelenler arttı diyorsanız tamamdır yani. Sonuçta herkes kendi alanını koruyor. Belki size faydası olmuştur. Ama bilmiyorum yani, izlediğim şeyler benim yaşadıklarım değil ya. Ya ne bileyim, ben işte arada seans danışmanlığı aldığım yok ama ağlayarak, kovayarak, girerek çok üstünüze para verdim. İnsanlarsınız kardeşim yani. Hani bunun böyle dizilerde olan hal, o romantik halini yaşamadım ben. Varsa aranızda ona geleyim yani. Öyle eğlendirecekseniz size geleyim. Ama sinemada çok önemsiyorum ve bütün yazdığım işlerde gerçekten Allah'tan sizin gibi arkadaşlarım var. Çok danışmanlık alıyorum. Karakter oluştururken, şey yaparken bütün o kitapları okuyorum yani. Bu kadar söyleyeceklerim. Peki. Çok teşekkürler. Güzel bu soruya, yani bu dizilerin amacı olmalı mı, olmamalı mı diye sorduk. Bülent Ortaçgil gibi. Ama olmasa da ben olamam ki diye cevap verdik herhalde. Biz bir şekilde böyle bu dizilerle kuruluyoruz. Andaç öpüşmeyi Amerikan filmlerinden öğrendik dedi de, insan cinselliği öğrenen tek hayvan doğada. Yani başka hayvanların birbirlerine böyle dikizcilik yaptığı yok kolaylıkla. Gerek sinema gerek başka şeyler üzerinden. Her neyse, şimdi tekrar bu sorunun cevapları üzerine bir ara alalım. Müzik arası ve kendisi çok yönlü bir sanatçı olan, aynı zamanda müzisyen Dolunay Obruk'a söz verelim. Dolunay, bize geç katıldın ama psikoterapiler ve psikoterapi içerikli diziler, işte Bir Başkadır, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Terapist, In Treatment, onları konuşuyoruz. Ve sen bize ne diyeceksin? Ne şarkı söyleyeceksin? Ben öncelikle herkese merhaba. Geç katılımım yoğunluktan oluyor. Adaşım sevgili Dolunay Soysert'e de el sallamak istiyorum. Merhaba. Şimdi derin konulara girmişsiniz yine her zamanki gibi. Ben de kadrolu şarkıcı. Yıllarını terapide koltukta oturup ilaç reçetelerini okuyup düzenli terapiler görmüş bir insan olarak, ancak bu kadar oldu bende. Bu Kırmızı Oda'yı kaçırmışım. Kırmızı Oda'yı merak ediyordum ama artık sonra izleyeceğim kayıttan büyük ihtimalle. Kendini bu dünyaya alıştıran herkes için, kendini terapinin faydalarına alıştırmayı seçen herkes için bir şarkımı söyleyeyim o zaman ben. Alıştırıyor mu söyleyeyim istek üzerine. Sen hiç bilmiyorsun sen yokken olanları. Hiç bilmiyorsun bana sensizken kalanları. Gizleniyorsun belki özlemiyorsun. Hiç anlamıyorsun içimde kopanları. Kendimi sensizliğe, kendimi hissizliğe, duyduğum sessizliğe şah.
şimdi karıştırıyorum kendimi sensizliğe, sensiz nefessizliğe ve bu çaresizliğe giderek alıştırıyorum. Bence zamanı geldi, şimdi anlatıyorum. Seni böyle özlemekten inan nefret ediyorum. Sevmiyor musun? Belki eğleniyorsun. Ama görmüyor musun? Ben burada eğiliyorum. Kendimi sensizliğe, kendimi hissizliğe, duyduğum sessizliğe şimdi karıştırıyorum. Kendim sensizliğe, sensiz nefessizliğe ve bu çaresizliğe giderek alıştırıyorum. Sen hiç bilmiyorsun sen yokken olanları. Teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için Bediran. Çok sağ ol. Sesin kapalı. Çok teşekkürler. Evet. Çok sağ ol. Her zamanki gibi renk kattın, can verdin. Teşekkür biraz ederim. Biraz da böyle. Buyur. Çok özel bir konu, çok güzel bir konu. Ve mesela o az önceki konuşmaya da dinledim. Dizilerin o kadar ciddi altyapıları oluyor ki özellikle Amerikan dizilerinde sıkı bir House MD takipçisi olarak arka planda olan biten her şeyi, hikayenin yani tıbbi olan kısımların kurgusunu falan o kadar detaylı hazırlıyorlar ki yanlış anlaşılmaya ya da işte kötü bir imaj çizmeye imkan vermeyecek şekilde gönül ister ki toplumla bu kadar yüz yüze olan bir sektörün içindeki bilgiler de mümkün olduğunca doğru ve sağlıklı olsun diyerek kaçıyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Aslında bu senin söylediğin bir şekilde arada izleyicilerden gelen sorulara da bir yol açtı, segue oldu diyelim müzik dilinde. Ceren Gündoğan bize şöyle bir challenge'da bulunmuş. Şöyle bir yani atışma yaptırıyor bize. Ekip çek bir mini dizi projesine girişseniz keşke sevgili hocalarımız. Zeynep Hanım, hint hint. Bir alternatif yöntem olarak da PsikiArt'ın YouTube hesabında yayınlasanız mesela. Neden olmasın? Hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi burada atıp tutuyoruz. Ama unumuz var, yağımız var. Artık ben Yüksel'den umudu kestim Emin ama başkalarıyla Andaç'la Zeynep'le bir şeyler yaparız herhalde. Bu arada Yüksel'i de kavgaya davet etmiş oldum. Burası tartışma bölümü. Kısaca ne dersiniz? Bu hakikaten gerçek bir soru. Ceren Gündoğan'dan gelmiş. Sağ olasın Ceren. Emin, önce sen sözü al o zaman. Sence güzel bir öneri mi? Emin'den ses çıkmıyor. Zeynep sen tepki verdin. Soruyu duyar duymaz. Abi bu arada biz görüntümüzü açamıyoruz. Agah ben. Moderatör görüntümüzü açmamızı yasaklamış. Hayır. Görüntüyü bana hostluk verdiler. Ben kapatmadım ama açayım. Bandwidth sorunu var. Seslerde şey oluyor diye kapattırıyorlar konuşmayanları ama evet Zeynep sana dönüyoruz. Buyur. Zaten danışmanlık almış bir ekip olarak o yüzden de biraz güldüm. Onu da buradan almış olalım. Terapist dizinin sevgili senaryo danışmanı Altan Eşsizoğlu. Dolayısıyla keşke o burada olsaydı da bu soruyu kendisine sorabilseydik. Pişman mı acaba bunu yaptığı için diye. ama şaka bir yana sonuç olarak bunu daha önce de defalarca aslında dile getirdim. Senarist ekibimizi de yine selamlamış olalım ofis ekibine.
Ama sonuç olarak mesela bizim ekipçe, yani Dolunay'da, yani şimdi belki üzerine zaten daha çok şey söyler, onunla da çok konuştuğumuz bir şeydi. Yani Altan Bey'in olması danışman olarak önemliydi. Çünkü hani hep konuştuğumuz o yaratıcı alanın içerisinde yine de işte belirli soruları doğru sorabilmek ve onlara cevap alabileceğimiz bir tutarlılık ve güven alanı oluşturmak böyle bir dizide bizim için çok önemli. Yani kendi adıma başka türlü hatta yapmazdım herhalde. O yüzden de yani bunların birbirine çelişik şeyler olduğunu düşünmüyorum ben. Hani bir tür yaratıcılığa müdahale olarak algılamıyorum. Her yaptığımız işte yani sonuç olarak ben araba motoru uzmanı bir adamın hikayesini anlatıyorsam mesela araba motoru çalışmak zorundayım ve özellikle böyle hani çok alakasız ve teknik görünen bir örnek veriyorum ama hani neden mesela orada bu bilgiye sahip olmam gerektiği varsayılıyor da sonuç olarak karakter yaratırken temel zaten bilgi olan hani o psikolojik desteği aramam bir tür yaratıcılık müdahalesi olarak algılanıyor gibi bir yerden. Acaba o anlamda Ali Demirel'in söylediğine de tabii çok katılıyorum. Yani bu sorularla bir şey yaratılamaz ama yaratım sürecinde o paslaşmanın kendisini çok önemli ve kıymetli buluyorum. Sağ olasın. Agah, bir şey düşünecek misin? Aslında burada şeyi belirtmeye ihtiyacı duyuyorum. Söz verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Yani bir ülkede, bir ekosistemde sen ne kadar psikoterapistsen ötekiler de o kadar yönetmen gibi. Ben yönetmenlere ve yazarlara çok teşekkür ediyorum. Gerçeği ortaya koydukları için. Bu işi ne kadar yanlış yaptığınızı ve yanlışlarınızı görün diye sanatçılardan başka şansımız yok. Ben bunu şuna benzetiyorum. 100 yıl önce, hatta ülkemizde hala din bu değil diyorlar ya. Riyatlılar bu değil diyor. Tahranlılar din bu değil diyor. Ankaralılar da din bu değil diyor. Ne peki? Böyle yapıyorsunuz işte. Bence bizim kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Sanatçı uyarır ve bence uyarma işlerlerini çok iyi yapıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Oyunculara da, senaristlere de, yönetmenlere de. Yapamıyorsunuz ya da yanlış yapıyorsunuz. Teknik olarak bana sorarsanız ben tabii ki din bu değildir. Teknik olarak ben Sayın Buğdaycıoğlu'nun yazdığı bütün diziler için şunu söyleyebilirim. Berbat. Terapiyle hiçbir ilgisi yok. Ama bana ne yani? Sanatçı istediğini yazar, istediğini çeker yani. Sen kendine güveniyorsan, yaptığın işe güveniyorsan yap yani. Ben hiç etkilenmem yani. Korkmam da bundan. Kaygı da duymam. Ben mesela şu anda Yalom, Freud, Hakan Atalay, Biraz Selma, Tuğçe, devam etmeyeyim, şeyi çok uzatacağım, Serap. Bunlardan biri söz konusu olsa da hangisine terapiye gidersin dese, ben Yalom'la Freud'a gitmem mesela. İlahi yapıyorlar. Hayır. Hangisinden daha çok hangisinden daha çok şey ama onlara gerçekten öyküsün yanılmaz. Hasta kabul ise de yayınlanmaz. Bekliyor olsak da yine de güzel bir tab. Kalü beladan beri bir hasta hastadır. Sonsuza kadar hastadır. Bir kere hasta sonsuza kadar hastadır. Başlangıçta da hastadır. Kurgu murgu ben anlamam yani. Kurgunu yapacaksın. Gider yapar yani sanatçı. Bize ne yani? Bu ayrı bir konu. Bu senaristlerin ve yönetmenlerin tartışacağı bir konu. Terapistlerin tartışacağı bir konu değil.
bir kere hasta sonsuza kadar hastadır. Güzellik verdi. Yalom'un divanıdır. Yalom'un divan romanında şunu görürsünüz. Ernst ya da Ernest nasıl okursanız oradaki dramı görürüz. İhlal asla bağışlanamaz bir şeydir. Sınır ihlali bağışlanamaz bir şeydir. Yani. Falan senarist, falan yönetmen bu ihlali yapmış, onunla hastası arasındadır. Ama bence terapistlerin, yönetmenlerin değil, senaristlerin değil, sanatçıların değil, terapistlerin kendisine sorması gerekir. Ya terapist gördüğünüz şey, yönetmen gördüğünü çeker ya. Canı isterse istediğini çeker. Bunu görüyor, bunu çekiyor. Ve bence az görüyorlar. İyi ki de az görüyorlar. Yoksa rezil olurdu. Bence yönetmenler ve senaristler yeterince görmüyorlar. Yeterince görseler yüzümüzü, ya birbirimizin gözüne bakamayız ya. Hocam ben kameranın arkasını neyse, anlattım. Lütfen siz de terapinin arkasını anlatın da şöyle bir rahatlayalım yani. Din bu değil. Yaklaşımı sanatçılara sökmez. Sanatçılar canının istediğini çeker. Sen de doğru bulduğunu yaparsın. Doğru bulduğunu yaparsın. O sorun olmaz yani. Ben niye korkayım ki ya? Bana yani yüksel yani canımı yani ana dilimi çekiyor. Orhan Pamuk, Andaç, Zeynep yani ne oldu yani? Bunun keyfini çıkarmak varken biz oturup neyi tartışıyoruz? Ya sanatçının derdine mi sizi hizaya getirmek? Sanatçı gördüğünü çeker yani. Adam Agi Hocam, Yüksel abinin 1500 liralık terapi ücreti bile hocam, bu kadar korkulmadı terapiden. Etruskan'ı içip çekiyor. He? Pardon, Alican Hocam. Pardon, duymadım ben. Pardon. Diyorum ki duymadım Yüksel ben. Yüksel abinin 1500 liralık terapi ücreti bile bizi bu kadar korkutmadı. Teşekkür ederiz öncelikle. Korktuk terapistlerden. Ya gerçek psikoterapi için 1500 lira bile azdır yani. O yüksek problemi bana ne yani? Param varsa olursun yani. Ne yapalım yani? İyi şeyi pahalıya satın alırsın. Yapacak bir şey yok yani. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Ben Yüksel Hoca'yı çok iyi tanıyorum. Onun öyle bir şeyi ima ettiğini ve söylediğini sanmıyorum. Orada başka bir şeyi vurguladığına eminim. Büyük ihtimalle kendisi açıklayacaktır. Orada değerli psikoterapistlerin aldığı para değil. Belki de vurguladığı şey buydu. Siz gerçekten yaparsanız biz daha fazlasını da veririz demek istiyor. Bilmiyorum. İşte bir psikoterapi örneği gördünüz arkadaşlar. Böyle yapılıyor psikoterapi. Şimdi saati 10'dan fazlaya geçmişiz. 10-15 olmuş. Yani bayağı uzadı. Emine ben hep söylüyorum. Ama gerçek bu. Sohbet de güzel. Ne kadar kişiyi izliyor bilmiyorum. Daha bir bölümümüz daha var. O yüzden sözünüzü balla kesiyorum. Herkes konuşmada çatallanmadan, sayısallaşmadan vesaireden bahsediyor. O yüzden görüntülerimizi kapatsak konuşanlar dışında rica etsem. Bu bölümde bana Demet Aksu eşlik edecek. Buradayım hocam. Efendim? Ceren'in sorusu diyorum güme gitmiş olmasın. Ceren'in sorusu tekrar getireceğim. Emin onu es geçti. Sonunda şey yapacağım. Yani bize bir challenge var orada. Onu almazsak ölürüz. Yoksa dediklerimiz boşa gider. Merak etme. Sen tekrar hatırlat İrem. Ben de hatırlayacağım ama onu yazdım zaten. Ama bu dönemde Demet Aksu da bana katılacak söyleşide. Ve ilk olarak az önce zaten ben kendisini sıcak sandalyeye oturttum. Zeynep Dadak. Terapist dizi yönetmeni, bu bir mini dizi. Aslında mini diziler çok güzel oluyor, hele 150 dakikalık öbür diziler olduğu vakit. Aman Allah'ım, yani ben seanslarımı 50 dakika tutuyorum, 50 minute hour şeklinde. 150 dakikaya henüz kondisyonum yetmiyor, ben daha maraton koşamıyorum o kadar. Araya bir de reklam ve product placement girince
Andaç'ın söylediği gibi çok zor oluyor. Demet'e vereyim ben. O çizsin bakalım terapistin grup sosyogramını. Teşekkür ederim Bedirhan Hocam. Konumuz terapist dizisi. Konuklarımız dizinin yönetmeni Zeynep Tabak ve dizide Berna karakteriyle karşımıza çıkan Dolunay Soysel. Çağdaş Odur Öztürk dizisinde olduğu için aramıza katılamayacak. Terapist 5 kişilik bir grup terapisiyle başlıyor ve terapist Çetin Neş'in öldürülmesiyle birlikte bu 5 kişi 5 şüpheli halde geliyor. Ve dizide sessiz bir katil kim oyununa başlamış oluyor aslında. Yani dizinin başından sonuna kadar bir yandan bu 5 kişinin sendromlarını öğrenme merakı, diğer yandan da katil kim merakıyla birlikte dizi devam ediyor. Yani polisiye ve psikoloji iç içe geliyor. Ama şunu da ıskalamamak istiyorum. Bence terapist dizisi kendini suçlayan bir terapistin hikayesi etrafında dolanıyor diye düşünüyorum. Dizi gerek işleyiş, gerek estetik, gerekse de sinema dili açısından çok güçlü bir dizi. Sıkmıyor, meraklandırıyor, heyecanı hiç düşmüyor. Yüksek enerjili bir diziyle bizi buluşturduğu için Zeynep Hanım'a, Dolunay Hanım'a ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum öncelikle. Zeynep Hanım, ilk sorum size olacak. Dizinin hikayesi nasıl gelişti? Diziyle ilgili çalışma süreciniz nasıl oldu? Merhaba herkese tekrar. Yani tabii bu keyifli ve doyurucu sohbetin üzerine birden böyle bir tek kendi dizimizi konuşmak biraz şimdi tuhaf gelmeye başlasa da birkaç şey söylemek istiyorum. Dizinin senaryosu işte ofis ekibi tarafından yazıldı ve Gain platformuna yani sunulduktan sonra da yönetmen olarak ben dahil oldum kısa bir süre sonra. Dolayısıyla yani benim istediğim şey cast'ın daha senaryonun revizyonları devam ederken zaten işin içine girmesiydi ki karakterleri hep birlikte çalışabilelim. Benim senaryoyu sevmemin sebeplerinden biri evet yani sizin de dediğiniz gibi buradaki katil kim temasıydı. Çünkü benim kişisel olarak hani polisiyeye olan ilgim tam da böyle bir yerden geliyordu. Yani buradaki hocaların çok iyi bildikleri meşhur bir makale vardır Slavoj Žižek'in. Sherlock Holmes tarzı dedektiflerle Philip Marlowe tarzı dedektifleri 1940'ların Amerikan filmlerine aslında kaynaklık eden dedektifleri karşılaştırdığı ve bunu aslında bir tür Freudian geriye dönük bir anlamlandırma çabasıyla eşleştirdiği makale. Bu makale hep ara ara aklıma gelir. Yani çünkü tam da benim için polisiye ilginç yapan şey somut kanıtların toplanıp da geriye doğru işte retrospektif olarak hikayeyi anladığımız bir yapı olması değil, daha çok gerçekten aslında dedektifin yani bu durumda psikoterapistin işin içine girdiği ve birazcık kendi kendinin de o arayış içerisinde kaybolduğu, bütün belki işte etik alanının kendi kafasına çöktüğü ve kendini suçlamaya başladığı, sizin dediğiniz gibi yani aslında onun da bir kendisiyle yüzleşme süreci olması meselesi. Dolayısıyla bunun polisiye yapısına sinematik olarak çok güzel oturduğunu düşündüm hep. Ve terapistinde de öncelikli olarak gördüğüm şey böyle bir şeydi. Yani hakikaten biraz zaten bir terapist odasında işte olmayacağını düşündüğümüz büyük bir hatayla o anlamda işte hani herkesin önünde terapiyi bırakıyorum çünkü işte karım hasta diyerek terapiyi bırakan bir terapistin aslında biraz kendi kendisiyle yüzleşme süreci ve o anlamda da yani gerçekten çok güzel bir cast çalışması oldu. Dolunay belki buradan biraz alır. Ben sonra tekrar hani spesifik olarak ne tip egzersizler yaptık provalarda. Belki biraz ondan bahsedebilirim tam da karakterleri ve bu süreci derinleştirmek için. Dolunay Hanım, tabii Dolunay Hanım bugüne kadar biz dizilerde, filmlerde, tiyatrolarda çok farklı karakterlerle gördük. Bu kez de karşımıza öfke kontrol problemi olan Berna rolüyle çıktı. Dolunay Hanım, Berna karakterinin teklifi geldiğinde ne hissettiniz? Karakter hazırlık süreciniz nasıl oldu ve biraz da bize Berna karakterinden bahsedebilir misiniz?
Dolunay sesin. Tamam mı şu anda? Evet. Tamam. Tabii şu anda bambaşka bir yaraya da parmak bastınız casting sistemleriyle ilgili. Çünkü her zaman benim çok büyük sıkıntı duyduğum şey Türkiye'de bizim sektörün içerisinde, Türk televizyonlarında kas sisteminin genel fiziksel görüntüler ya da beklentiler doğrultusuna yapılması. Bu anlamda Zeynep'e hep müteşekkir kalacağım. Çünkü bana çok daha yeni bir yer açmış oldu. Ya bu kız bunu da yapabiliyormuş dedikleri bir yeri gösterdi. Çünkü yapımcılar ya da yönetmenler bizleri kast ederken hep şundan çekiniyorlar galiba. Riskli ya da görüntü dışında şeyler veyahut da ters köşe roller konusunda çekimser kalıyorlar ve standart bir yere doğru yöneliyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki bütün kariyeriniz aslında benzer şeyler oynayarak geçmiş. Kendi adıma böyle olmaması için özen gösteriyordum ama giderek hayatımı zorlaştığının da farkındayım. Çünkü benzer hikayeler yazılıyor. Birbirinin karbon kopisi olan böyle bir sürü şey yapılıyor ve o sırada onlar trend oluyor. Ve siz yaklaşık 200 sene o trendin içinde kendinizi buluyorsunuz. O ağ dizileri olabiliyor. 200 sene ağlarla uğraşıyorsunuz. Ondan sonra asker dizileri oluyor, askerlerle uğraşıyorsunuz. Ve geldik şimdi de psikolojik işlere. Şu anda da psikolojimizi keşfediyoruz. Bu konular hep vardı aslında. Ben hep bunu söylüyorum. Yani terapiste buluşmamla beraber pek çok yerde de bu tip konuşmalar yaptım. Psikoloji yeni bir mevzu değil. Zaten sıkıntımız şu oldu. Psikolojik boyutsuz yazılan bir sürü karakterleri yıllarca oynadık. Şimdi de psikoloji varmış bir dakika bunlara boyut yükleyelim deyip yine karikatür gibi karakterler oynuyoruz. Çok şükür ki benim elime gelen tekst çok güzel bir senaryoydu. Çok da güvendiğim de bir yönetmendi Zeynep benim. İyi bir ekip çalışmasıydı. Ama kendi adıma şöyle bir sorumluluğum da vardı. Bu iş daha özensiz yazılsaydı ve ana akım bir yerde yayınlanacak olsaydı tekrar düşünürdüm. Çünkü belki şimdi Ali Can bana kızacak ama ben belli şeyler için görevlerimiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle ana akım kanallar için yapılan işlerde iyi bir araştırmanın ve gerçek bilginin çok önemli olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü kültür düzeyi eşit olmayan ve eğitimi eşit olarak götüremediğimiz ülkemizde televizyon herkesin evine girmekte. Özel platformların olması bu anlamda hepimiz için inanılmaz güzel bir şey oldu. Ama götürdüğünüz ürünün kimler tarafından ne seçicilikle ve hangi bilgiyle seyredildiğini bilmiyorsunuz. Bir eğlence sektörünün böyle bir görevi var mıdır? Belli ülkeler için kanımca vardır. Yani en azından ben burada duruyorum. Evet, eğlenceyi verirken evlerin içerisine kadar giriyorsanız ana akımla ve seyircinin tek eğlendiği şey haline geldiyse televizyon, ekonomik olarak, kültürel olarak bir sürü sebepten dolayı, o zaman televizyon olarak belli sorumluluklarınız var. O yüzden bu tip işler yapılırken doğruluğu ve bilgiyi ve ne söylediğime çok dikkat etmeye çalışıyorum eğer ana akımın içerisindeysem. Ama platformlar şahane bir alan açtı bize. Buralar bilgisiz ya da denetimsiz olsun anlamında söylemiyorum ama denemeye daha açık alanlar. Çünkü onlar seçimle yapılan şeyler olduğu için bize de yaratıcılık alanında bir sınırsızlık tanımaya başladı. Bu anlamda tekrar terapiste dönüyorum. Seçilmiş olduğum işten ve çalıştığım ekipten dolayı çok memnundum. Böyle bir işin içerisinde olduğum için çok memnundum. Çok heyecan vericiydi hepimiz için. Çekim aşamasından önceki prova süreci de beni çok etkiledi. Çünkü ne yapmak istediğine çok karar vermiş bir yönetmenle karşı karşıyaydık. Ve ön çalışmasız bu işin olmayacağını düşünüyordu. Bizim için, oyuncular için muazzam bir imkandı bu. Denedik, kendimize indik, derinleştik. Ne bulabiliyoruz diye baktık. Bulduk, beğenmedik, bulduk, seçtik. Bunların hepsi çok güzel bir aşamaydı. Ve benim için terapist sadece yapmış olduğum bir dizi değil, kendime yönelik de bir yolculuk da oldu. Dışarıya farkındalığınızı yükseltirken bazen siz oynadığınız şeylerin içerisinde kendinizde fark etmediğiniz yerlere de yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu da mesleğin şahane taraflarından bir tanesi. O yolculuğun eksik kalmış taraflarını gördüm ve onları yakaladım. Benim için bir de öyle bir tarafı vardı o yüzden de. Teşekkür ederim Doğumlu. Zeynep topu sana gene. Zeynep Hanım, Terapist mini bir dizi. Bölüm süreleri de 8 dakika ile 17 dakika arasında değişiyor sanırım. Bu tabii ki Türkiye'de alışılmışın dışında olan bir durum.
Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce bu tarz diziler çoğalır mı, çoğalmalı mı? Şöyle yani sonuç olarak benim tabii şöyle bir avantajım vardı. Yani ben zaten hani sinemadan gelen bir yönetmen olarak yani mesela Andaç'ın az önce söylediği şey çok önemli. Yani aynı zamanda hatta eskidir tanışıklığımız diziden tanırız birbirimizi. Hani asistanlık dizide çok yaptım. Şey anlamında yani gerçekten kendim 150 dakikalık bir televizyon dizisi hiçbir zaman çekmedim. O yüzden de yani oradaki dinamiklerin ne kadar farklı olduğunu çok iyi biliyorum. Şu anlamda hani terapist benim bildiğim daha hani 90-120 dakika arası işte hani kendi beatleri belli olan, o vuruşları belli olan senaryo yapısına çok daha yakındı. Dolayısıyla aslında biz dizi çekiyormuştan çok sinema filmi çekiyormuş gibi biraz yani o bütünlük içerisinde çalıştık. O anlamda da yani hakikaten bir deney alanıydı. Yani Dolunay'ın söylediği şey çok önemli bence. Yani bir şekilde biz de bilmiyorduk. Mesela 10 dakikalık bir dizi her karakterin üzerinden işleyen bir bölüm. Yani seyirci için bir şey ifade edecek mi? Çok mu kısa gelecek? Yani ama bir yandan da işte şey yapmaya çalıştım. Yani o bütünlüğü koruyarak sanki böyle her bölümü hani bir tür sinemada olsa şimdi ne olacak diye merak ettiğimiz o hani dramatik aks geçişlerine yerleştirmeye çalıştım. Dolayısıyla da biraz daha kolaydı benim işim. Yani toplamda ya bildiğim bir şeyi yapmış oldum. Yani özellikle Dolunay'ın söz ettiği bütün o ensemble cast yani toplu cast çalışması da mesela hani benim için çok çok güzel bir süreçti. Yani bu anlamda yapımın da bize böyle bir alan açması, hakikaten sinema filmine hazırlanır gibi prova yapma şansımızın olması, yani bütün oyuncu ekibimizin birbiriyle olan paslaşması, yani biz hakikaten mesela tiyatro sahnesinde çalıştık ve hazırlandık bütün oyunculuk provalarına. Dediğim gibi yani hani mesela bir daha böyle bir şey yapma fırsatı olur mu? Her iş için bu kadar ciddi hazırlık, ön hazırlık şansımız olur mu? Bilmiyorum. Ama hani keşke olsayı kendi adıma hem yani onu üretenlerden biri olarak hem de hani sonradan dönüp bakıp izleyenlerden aldığım tepkilerden gördüğüm bence böyle olduğunda bu gözüküyor. Yani hani Dolunay'ın söz ettiği yani biz o kadar uzun saatler konuştuk ki aslında mesela Dolunay'la ve benim için de onun için de yani oradaki işte bütün o oyunculuk yönetimi, yönetmen oyuncu ilişkisi, onun karaktere getirdiği şey yani bunların hepsi nin katmanları öyle hani sete çıktık oldu bittiyle olabilecek şeyler olmadığı için hani biraz önce yine Andaç'ın da söz ettiği yani bir karakteri çalışmak diye bir şey olduğu için ve sonra onu oyuncuyla yeniden yaratmak diye bir şeyi burada hani kendimiz işte yani kısıtlı bir süre olsa bile yapabildiğimiz için bence bu çok önemli bir örnekti. Yani ama dediğim gibi bu yani yine de şimdi dizilerin yani dijital platformların da kendi ritimleri başka türlü işlemeye başlıyor, oturuyor. İşte yani oradaki gelir gider hesapları biraz daha netleşiyor filan. O anlamda yani hakikaten bu soruya bir cevabım yok. Ama böyle bir model deneyebildiğimiz için ben kendi adıma yani işin şeyi anlamında da yani yapım modeli anlamında da çok öğretici bir deneyim olduğunu düşünüyorum hepimizin adına. Zeynep Hanım tam da bu bağlamda karakter dediğiniz oradan şuna bağlamak istiyorum. Dizide ön plana çıkan bir karakter oyuncu eşleştirmesi var. Bu konuyu ben çok başarılı buldum. Yani bazen dizi ve filmleri izlediğimizde hani şunun yerine şu oynasa daha iyi olurdu falan gibi yorumlar yapabiliyoruz. Ancak terapiste ciddi anlamda hani 6 başrol oyuncusu var sanırım. Hepsi de nokta atışı. Oyuncu seçimlerini kim yaptı? Siz yaptıysanız mesela Dolunay Hanım neden Berna karakteriydi? Bunların altındaki düşünceleri çok merak ediyorum. Hani Dolunay'ın misafiri var. Ne yapıyorsunuz diye dahil oldu. Tabii ki burada yani kast süreci genelde yapım ve kast direktörünün ve yönetmenin hep birlikte oluşturduğu bir süreç. Ama dediğim gibi ben hani çok erken bir süreçte zaten dahil olduğum için bu anlamda da müthiş bir özgürlük tanıdılar bana. Çok da iyi bir kast direktörümüz vardı. Ve dolayısıyla o bana zaten bir takım isimler getirmişti ama ben hani uzun zamandır Dolunay'la da çok eskiden tanışıyoruz. Hani hep böyle birlikte bir şey yapmaya dair
Bir arzumuz vardı her karşılaştığımızda konuştuğumuz ve aslında o anlamda benim birlikte çalışmak istediğim ve sonuçta çalışmayı başardığım diyeyim o anlamda oyuncuların tamamında yani hem kişi olarak hem de oyuncu olarak tanımak ve birlikte bir şeyler denemek istediğim oyunculardı ve tamamı bir araya geldi bu anlamda. Dolunay da tabii yani ben Berna'yı gördüğüm anda gerçekten hani bazen öyle olur ya yani buradaki yazar yönetmen arkadaşlar da çok iyi bilirler yani hakikaten bazen görürsünüz oyuncuyu. Dolunay'ın da genelde hani kendisinin de az önce söz ettiği o hani typecast denen yani işte o iyi ve hani güzel olgun kadın yani ama hani onun ötesinde başka ne tip işte şeyleri var o karakterin derinlikleri olabilir yani bunu birlikte keşfetmeye çok hani açık olduğunu da hissettiğim için diyeyim. O da zaten yani hızlı bir şekilde role hani çok hızlı okuyup geri döndü mesela. Bu çok kıymetli bir şeydir bir yönetmen için. Çünkü bazen bilirsiniz yani bir şey senaryo gider bir türlü gelmez oradan geri haber falan. Hani böyle zaten hani hissedersiniz falan. Yani mesela Dolunay'la gerçekten neredeyse hani iki günde böyle karar verdik gibi oldu. O anlamda yani evet sürecin tamamında ben de vardım. Dolunay Hanım, konuştuğumuz gibi dizinin süresi kısıtlı, tek mekanda geçiyor, geriye kalıyor oyunculuklar. Kısa sürede çok iyi bu oyunculuğu kotarıyorsunuz açıkçası. Ben aslında terapisten yola çıkarak şunu merak ediyorum. Zamanın oyuncunun performansı üzerindeki düşüncelerinizi merak ettim. Yani bu zaman kavramı, mesela bir dizide özellikle Türkiye'de uzunca yani karakter kendini 5. dakikada belli etmesi 15. dakikada belli eder. Ama terapiste bunun imkanı yoktu. Yani tek bir el hareketi, bir bakış, bir söz bize karakteri vermek durumundaydı. Zaman ve oyuncunun performansı üzerine neler söylemek istersiniz? Kısa zamanın içerisinde anlatılan şeyle ilgili olarak konuşuyorsunuz. Bu sadece bizimle ilgili değil ama. Yani doğru bir matematik kurgusu vardı. Yani senaryo doğru yazılmıştı ve doğru bir vizyondan bakılıyordu. Yoksa siz isterseniz inanılmaz bir performans sergileyin. Performansınızı gören bir kamera yoksa veyahut da bu tarafta bir göz ya da o tip bir reji gelmiyorsa performansınızın anlamı yok. Yani... konuşan aktörün dinleyenlerini çekmek de çok önemli bir şey. O sizin karakteriniz adına bir ipucu verebilir, onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla kameranın bu tarafında size kimin baktığı ve ne anlatmak istediği üzerine hareket ediyorsunuz aslında. Performans olarak bu kadar kısa sürede ne yapabilirim gibi bir sorgum hiçbir zaman olmadı benim. Yani iki şeye çok güveniyordum. İyi bir senaryo vardı elimde ve güvenebileceğim bir yönetmen ve çok iyi bir ekip vardı. Dolayısıyla oralarda endişe etmedim. Öncesinde iyi çalışmak gerektiğini düşünüyordum. O da yapım tarafından bize sağlanmıştı. Ben yani uzun süredir sektörün içerisinde birisi olarak bu kadar büyük bir lüksü yaşamadım. Hiç yalan söylemeyeyim. Yani bize verilen prova süresi genellikle bir gece önceden senaryo gelir, siz ezberlersiniz. Ertesi sabah yani karakterin en trajik anını oynamak zorunda kalırsınız. Özellikle şu dakikaların çoğaldığı uzun süreli, uzun soluklu dizilerin hepsinde bunu yaşadık hepimiz. Bir gece evvelden dediğim gibi karakterin en uç noktasını oynayacağınız bir sahne gelir elinize ve siz ne önünde kurgulamışsınızdır ne de sonunu bilmektesinizdir ve gerçekten çok sıkıntılı bir şey yaşarsınız. Bunda öyle bir şey yoktu. Elimizde 7 bölüm vardı. Üzerine çalışmıştık. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Ekip ne yapacağını çok iyi biliyordu. Dolayısıyla öyle bir endişeye hiç düşmedim. Performans konusunda da günlük programlar içerisinde yine araştırma süresi vardı. Yani ekip olarak biz bir şeyleri yine deneyeceğimiz süreye göre organize edilmişti her şey. Bu da çok avantajlıydı hepimiz için. Daha çok zaman olsa Zeynep bilmiyorum ne yapardık ama iyiydi bence timingimiz. Gayet iyiydi. Umarım. Peki bu... Bence de iyiydi. Demet araya gireyim. Tabii çünkü hocam. Seni bırakırsam ben sen gece 12'de geçeceğiz. Evet aynen öyle. Çok zaman almayalım. Zoom kabağa dönüşecek. Sen de Cinderella olup kaçacaksın. Kül kedisine dönüşmeden sen ben araya gireyim. Yani eğer çok önemli bir sorun varsa onu bir sor. Ben yalnız Zeynep Hanım'a böyle ben binge watch ettim terapisti. Ona da çok müsait. Yani bir oturuşta 7'sini birden seyrettim. Uf bir vuruşta 7 can gibi masallardaki.
Ondan sonra ve grup da yapıyorum, grupla büyüdüm vesaire vesaire. Gayet hoştu. O sosyogram, şu bu, bütün kurgu olağanüstü. Format için hiçbir şey söylemeyeceğim, çok güzel. Yani bir sinema filminde sahneler hep eşit uzunlukta olmak zorunda değil. Zaten dizi formatı, Andaç da söyledi. Yani mesela In Treatment'ın her epizodu 25 dakika. Yani ve neredeyse prime time'da 8-8.30 arasında yayınlanıyordu Betty Pool olarak İsrail'de. Her neyse, benim sormak istediğim şey şu. Siz Altan Bey'den söz ettiniz danışmanınız olarak. Diyelim ki danışmanınız bendim. Şimdi soruyorum. Son sahnede terapistin, hani katilin oturduğu koltuğa ateş edip onu vurmanızını çıkart derdim ben sana. Ne yapardın? Ne zaman söyleyeceğinize bağlı. Yani zamanda söylerseniz düşünürdüm ama yani büyük ihtimalle de yani o noktada yani senaristlerle toplantılar yapılmış, oraya gelinmiş. Yani benim karşıma bu geliyorsa herhalde bir bildiği vardır. Eğer o zaman bildiğini şimdi değiştiriyorsan da çok geç derdim sanırım. Peki. Anladım. Yani o konuda tartışalım. Çünkü hani bir yandan da daha önce tartıştıklarımız bağlamında o hani terapistin kendisiyle hesaplaşmasıyla ilgili bir şey. Yani o simgesel bir şey, simgeseli gerçekmiş gibi gösterini algılayamıyorsa, yani benim ne haddime, Agah da söyledi yani bizim ne haddimize, sanatçı istediğini çeker, onu kabul ediyorum. Ama ben sırf hani böyle zaten ana akım medyada olmadığı için böyle bir araya girip zıpçıklılık yapayım dedim. Mehmet, sorun var mı? Ben seni kestim ama son sorun olsun diye yazdım direkt mesajdan, görmedim. Hocam sorularım var ama ben Dolunay Hanım'a, Zeynep Hanım'a bunu özelde göndereceğim. Çünkü sinemanın yeni sayısında yayınlanacak zaten. Zamanınızı daha fazla almak istemiyorum çünkü. Yoksa soru bitmez bende. Okey, anladım. Tamam. Röportajımı Türkiye Sineman'ın okuyabilirsiniz. O zaman bunu teaser olarak kabul edelim. Yani gerekirse özelden devam ederiz ona ama yani onca kişinin üstelik birazcık da tadı damağımızda kalsın kısa dizide olduğu gibi. Değil mi? Öyle bir trailer olsun. Ben şimdi son kısma geçmeden önce dinlediklerimizi düşünmek, düşünüp sentezlemek için gene müziği davet edeyim. Sevgili Ahmet Kanneci, kendini sessizden alıp görüntüye çıkar mısın? Ahmet Kanneci benim liseden arkadaşım, abim, idolüm, atlet arkadaşım, hadi çabuk ol, nerede kaldı, bak birinci bayrak kalktı, yüksek atlayacak sanatla. Evet, Ahmet Kanneci belki uykuya daldı ama bilmiyorum. Ahmet, duyuyor musun? Yönetmenim, özelden arar mısınız Ahmet'i? Bu arada bilmiyorum, genel tartışmaya geçelim Ahmet'i beklerken, ya az önce sorulmayan soru vardı. Yani cevaplanmayan soru, pardon, sorulan ama cevaplanmayan soru vardı. Emin'i de davet edelim. Ya da hazır Zeynep'i bulmuşken şöyle bir şey yapalım. Demet, istersen bunu da şeye katabilirsin. Lacan'ın Televizyon diye bir kitabı vardı. Sonradan ben onun YouTube'da videosunu da seyrettim. Kimdi o adam? Bir yönetmen, Benoît Jacquot. Lacan'a ve Jacques Alain Miller aracılığıyla yaklaşır ve onun çalışmalarını iki epizod olarak çeker. Ve bu Fransız televizyonunda prime time'da iki defa bir buçuk saat olarak yayınlanır. Sonra da teksti bir kitap olur televizyon olarak. Önce kitabı okumuştum, sonra videoyu da seyrettim. Fransızlar Fransızca konuşan Lacan'a altyazı yazarak şunu demek istiyor diyorlardı. Oradan da kitapta da bir sürü alt dipnot düşünmüştü. Hani böyle bir diziyi alsak, senin terapist de olabilir bu, ve oraya dipnot düşsek, hani Altan'la, başkalarıyla, Agah'la, Emin'le, Tamer'le, yani burada şu var, şuraya bir gönderme var. Hani bir hashtag gibi yapsak en azından. Ve yani bu bir şekilde meraklısına notlar diye düşerdi Atilla İlhan. Şiirlerin altına bile. Ben şiire meraklısına notlar olur mu derdim.
öyle bir şey, öyle bir tarz, ne dersin diye Ahmet Gannacı uyandı galiba. Ona o zamana kadar bir cevap ver. Emin Ahmet gelmiş. Geldi. Geldi. Evet Ahmet. Oldun mu şimdi? Evet gördük seni. Sağ ol. Çok güzel. Sesim geliyor mu? Bu arada benim de sorum güme gitti. Sesin de geliyor. Çok güzel. Elini ışık, arkandan ışık kameraya geliyor. Birazcık yönünü değiştirsen çok daha iyi olur ama sen bilirsin. Burada yönetmenler var, görüntü yönetmenleri arkadaşım varken. Arkadaşım kapattım. Kapat bence. Şimdi daha iyi oldu Sufumatu. Evet Ahmet, bize ne çalacaksın? Şimdi ben size 16. yüzyıl Rönesans eserleri çalacağım. Umarım sıkmam. Küçük küçük böyle eserler. Bizi yeniden doğuracaksın peki.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Beğendiniz mi? Olağanüstü güzeldi. Evet. Enteresan değil mi? Evet. Birinci bölüm altın sarı saçlı bir kız belirtti diyor. İkinci bölüm beyaz çiçek. Üçüncü bölüm bir dans. Dört galyard. Ondan sonra eğer ben itiraf edersem son bölümde Salterello diye bir dans geçişi. Eğer neden ben itiraf kadar edersem güzel. Çok çok güzel. Konuyla da uyumlu oldu. Ben bu arada kendimi tekzip edip Zeynep'e direkt mesajdan yazdım, okumamıştır ama hani az önce öldürme sahnesini çek peki dedim ama imajiner bir sahne olsun bari. Yani gerçekte tabancayı çekmiş bile olsa hayal etmiş gibi olsun. Yani terapist ki şiddete özendirmeyelim. Hani bir soru soracağım. Pardon. Sor canım. Bir soru soracağım. Güzel mi, doğru mu? Bu herkesin kendine sorması gereken bir soru. Ben evet, güzelin bakışta olduğunu düşünüyorum, bakanda olduğunu düşünüyorum. Hani Aşık Veysel'in güzelliğini on para etmez, şu bendeki aşık olması. Yok, yani insanların hissettiği değil, olayın kendisi güzel. Olay olarak doğru olsun. Ben her doğru güzel mi? Doğru. Hayır. Aristo gibi konuşuyorsun. Doğrular değişebilir. Doğrular değişebilir. Doğru. O zaman bu da doğru. Her şey göreli. Güzellik de doğruluk da ama yani nasıl ki Galile demiş, siz ne derseniz deyin dünya dönüyor. Doğru olan kendini gösterecektir o anlamda. Yapılan güzel değil. Yani mesela o anlamda doğrudur. Yani mesela bir öğrencin var. Son sınıfta ve son sınavında sen veriyorsun. Eğer geçirirsen bitiriyor okulu. İşin enteresan yanına 2 aylık da ömrü kalmış. Sonra da ölecek. şimdi bu durumda sana çok kötü bir sınav verdiyse kimsin, geçirmez misin? Zor bir soru. Ama o güzelle doğru sorusunun örneği değil ama ben geçirirdim. Güzelle doğru sorusunun şöyle örneği olabiliyor. Güzel, her güzel içinde bir doğru barındırır. Ama her doğru güzel değildir diye düşünüyorum. Şimdi güzellik o çocuğu geçirmek, doğruluksa çaktırmak. Yani. Eğer öyleyse yani o zaman güzelden yanayım. Yani o duruma göre değişir, izafidir dedim. İşte yani ben bu soruya cevap aradığım için sordum. Aslında doğru çok, yanlış tek değil mi? Yani daha doğru yanlış şey bir terim belki. Yani. Evet. Öyle. Evet. Sen beni iyi sıkıştırdın ama evet. Teşekkürler. Sağ ol. Ama yani ben buna cevap arıyorum. Uzmanlarına rastlamıştım. Tamam. 1500 lira verirsen sen seansa gel, ben sana anlatırım güzelim doğruyu. Neyse, şaka bir yana. Hakikaten bunun üzerine belki bir oturum yapar, seni baş konuşmacı olarak davet eder Emin. Emin, sen az önce yoktun. Yokluğunda Hira bir izleyenimizin sorusunu şey yaptı. Ben bu arada başka bir izleyenin sorusunu da gündeme getirdim. Kendimle bir soru sordum. Hira'nın yeniden dillendirdiği soru şeydi. Yani PsikiArt kanalında madem o kadar çok ahkam kesiyorsunuz, bari kendiniz bir dizi çekin de görelim
gibisinden bir challenge vardı. Yani onu da psikiyatrin YouTube kanalında yayınlayın diye. Ben de aramızda bu kadar yetenekli kişiler varken ne yapalım diye. Yani onu bir wiki senaryo yaparız. Belki herkes bir tek kişi yazmaz Hira. Ama herkes yazarsa belki böyle bir şey olur diye düşündüm. Hayır, Emine sorayım dedim. Ne dersin? Ama ya, böyle bir şey hazırlıklarımız zaten yapılmıştı. Yani böyle bir ekip öyle varken bu ekibin çıkartacağı ürünlerin her ne kadar agah nasıl çıkartılırsa çıkartılsın dese de güzel bir ürün çıkacağını düşünüyorum. Yani onun için zaten seninle de birlikte Trading dizisini belli şekilde ele almayı düşündüğümüz dönemlerde onu Yüksel'le de birlikte paylaştık. Ben Andaş'la da paylaştım. Diğer çeşitli arkadaşlarımızla da paylaşmıştık. Fakat onu hayata geçirmek süreci birazcık bizden de kaynaklı bir gecikmeyle bunu hayata geçiremedik. Ama tabii öyle bir diziyi farklı anlatımla yapacaktık ve ortaya sanırım güzel bir şey çıkacaktı diye düşünüyorum. Tabii şimdi senin de söylediğin gibi un var, yağ var, şeker var, helva yapabiliriz. Helva yapmamız lazım. Tencere lazım, tencere. Tenceremiz yok, yapımcı çok. Yok, sorun orada. Tenceremiz çok. Ama yapımcı. Tenceremiz çok da tencereyi bulmak, uygun bir tencere bulmak önemli. Yapımcı yok, yapımcı da zamanında Andaç'ın tebrik ettiği gibi zamanında görüp eve şimdi tutar diyen bir zihniyetimizde öyle bir yapımcımız olmadığı için biz böyle habire dönüp konuşuyoruz. Şimdi Zeynep var, Andaç var, Yüksel var. Onlar yönetmiyor hocam. Yönetmen de onların da belli bir şekilde yapımcılarla şu veya bu şekilde bir ilişkileri var. Böyle bir ekip var. Ortaya çok güzel şeyler çıkacaktır deyip birlikte hareket edersek o yapımcıları, o tencereyi de bulabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bu arada yani benim Zeynep'e teklifim baki terapistin üzerinden Lacan'ın televizyonu gibi bir yorum katmanı geçelim. Mesela Altan'ı da alabiliriz. Ama bu spoiler olur belki. Yani öğrenciler için veya meraklısı için notlar düşmek gibi. Ne dersin Zeynep? Ona cevap verecektim. Ahmet gibi. Şeyi düşündüm. Şimdi kafamda oturtmaya çalışıyorum aslında. Yani şimdi Lacan'ın filminde anladığım kadarıyla hani filmin asıl derdi yandan da şey gibi bir alt başlığı vardı diye hatırlıyorum. Challenge to psikanalitik establishment. Psychoanalytic establishment. Kuruma karşı evet. Olmak, evet. Evet, yani dolayısıyla da eğer siz bunu açıksanız hocam, ben de yaparız diyorsun. Sağ ol. Ben son bir şey daha söyleyip Ahmet Kanneci'nin sorduğu güzel mi doğru mu sorusuna Ender Sevgi Gültekin cevap vermiş dinleyicilerimizden. Çok benden çok daha güzel, daha akıllı bir cevap. Caner Fidaner de ona katılmış. Caner Fidaner'i de tanırsınız hepiniz, o da Fen Liseli. Sanat güzeli, bilim doğruyu arar demiş Ahmet Kanneci. Doğru mu? Sanat güzeli, bilim doğruyu arar. Öyle noktalayalım. Emin, sana sözü vermek istiyorum kapatmak üzere. Önümüzdeki toplantıların konuları, zamanları, psikiyat, psikosinema alanında neler yapacağız? Bu alanda bizi sen aydınlatabilirsin. Teşekkür ederim Bedirhan. Şöyle bir şey, yani bugün gerçekten keyifli ve bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka izleyiciler de umarım buna katılacaklardır. Bu etkinlikte tabii genel olarak esas ana fikrimiz bu dizilerin mutlaka toplumsal hayatta, toplumsal yaşama belli bir etkileri oluyor. Yani bunu Batı'da yapılan çalışmalarla özellikle çocuklar üzerinde ve yetişkinler üzerinde bir takım farklı etkileri olduğu gözlenmiş. İşte ortaya konulan dünya, yansıtılan karakterler, süre, hızı, bütün bunlar olumlu veya olumsuz bir şekilde insanların etkilendiklerini gösteriyor.
Şimdi burada temel olan amaç bu etkileri daha sağlıklı hale nasıl getirilebilir? Bu soruların cevabını aramak için böyle bir toplantı düzenlemiştim. Bunda da son derece renkli ve son derece açıklayıcı ve doyurucu bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Onun için tüm arkadaşlara katıldıkları için, katkı sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu toplantı bitti. Bundan sonraki toplantımız devam edecek. Yani biz zihinde yolculuğa devam edeceğiz. Öyle bir şey ki saatleri hiç şey yapamıyoruz. Sınırladığımız saatler içerisinde tutamıyoruz. Bu mümkün değil. Onun için zihinde yapacağımız yolculuklara o kadar çok fazla konu var ki bu konuların hepsini belli ölçüler içerisinde parçalara bölsek sanırım biz çok amacımıza ulaşmış olamayacağız. O bakımdan bu saat sorununu izleyicilerin de katılımcıların da biraz anlayışla karşılamalarını isterim. Önümüzde Mayıs ayının ilk haftası Pazar günü yine 20'de sizlerle birlikte olacağız. Bu sefer şöyle bir anlayışla yola çıktık. Biraz önce işte güzel doğru meselesinden belki çağrıştıracak olan bir şey. Hayat sanatı, sanat hayatı yansıtır anlayışıyla yola çıkarak yaratıcılık ve sanat üzerinde bu sefer düşüncelerimizi, bilgilerimizi ortaya koymak isteyeceğiz. Ben önümüzdeki Mayıs ayının ilk pazar günü tekrar hepimizle birlikte olmak üzere, görüşmek üzere iyi geceler diliyorum. İyi geceler hepinize. Teşekkürler Emin bunları sağladığın için. İyi geceler. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.